Efendim günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 28 Mayıs 2021 Cuma sabahındayız. Nasılsınız, iyi misiniz? Habertürk'te gün başlıyor, başlıyor. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu, tabii şifa dolu bir gün diliyoruz. Önemli gelişmeler var ama koronavirüste başlayalım. Koronavirüste son 24 saatte maalesef yine can kayıplarımız var. 183 can kaybı yaşandı. Son 24 saatte veriler Sağlık Bakanlığı'ndan 219.465 test sayısı söz konusu. Vaka sayısı ise 8.426 olarak tespit edildi. 673'te yeni hastamız var. Bu arada dediğim gibi 183 kişinin hayatını kaybetmesiyle 46.970 kişiyi toprağa verdik. Allah'tan rahmet dileyelim. 1504 ağır hastamız var. Entübe ve yoğun bakımda olan, acil şifalar diliyoruz. 13.102 hasta iyileşti ve böylelikle 5.070.815 kişi salgının ilk gününden bugüne iyileşen hasta sayısı olarak da kayıtlara geçti. Dünün rakamları, daha doğrusu evet 27 Mayıs tarihinin rakamları, verileri bunlar. Acil şifalar diliyoruz tedavi görenlere. Hakkın rahmetine kavuşanlara da Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ve yeni BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi ve böylelikle aşı uygulaması genişletildi. 1 Haziran'dan itibaren, yani Salı gününden itibaren 50 yaş üzerine aşılama başlıyor. Öğretmenlerin aşılanmaları sürerken engelli bireylerin aşılanmasına da başlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programına yeni bir grubun daha eklendiğini duyurdu. Bugünden itibaren tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasının başladığını ifade etti ve bu güce güvenin dedi Bakan Koca. Öncelikli grupta yer alan öğretmenlerle eğitim çalışanlarının aşılanma çalışması ise halihazırda devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkanı sağlanmıştır oldu dedi Bakan Selçuk. Paylaşımına bir de sağlıkla kavuşmak dileğiyle notunu düştü. Evet, tüm bunlar yaşanırken bir sıcak gelişmeden bahis açalım. Ankara'da bir doktor poliklinikte uyardığı hastanın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde asistan doktor Ertan İskender taşkınlık yapan hastası Bayram N'yi uyardı. Bayram N üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan ve hastanenin acil servisinde tedaviye alınan doktorun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade ediliyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bayram N'nin bir süredir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip taşkınlık yaptığı da öğrenildi. Saldırıya ilişkin Twitter hesabından bilgi paylaştı Fahrettin Koca. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değildir ifadelerini kullandı. Efendim, geçmiş olsun diyoruz doktorumuza. Sağlık çalışanını bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra ne oldu? Serbest bırakıldı. Saldırgan tam bir suç makinesi imiş. Bacağından yaralanan sağlık çalışanı bu karara tabii ki isyan ediyor. Babasıyla birlikte geldi. Sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı. Serbest bırakılan saldırgan tam bir suç makinesi çıktı. İstanbul Avcılar'da özel bir firmaya ait ambulans hastaneye hasta yetiştirirken kaza yaptı. Hastanın durumu acil olduğu için ambulans şoförü kartvizitini diğer sürücüye bırakıp yoluna devam etti. Ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Tolga K. ve babası bir süre sonra firmaya gitti. Sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladılar. Baba ve oğlu bizi hakaretlerde bulunuyor. Ben oğluna sakin olmasını, küfür etmemesi gerektiğini söylüyorum. Daha sonra babası sakinleştirebilirsen sakinleştir deyip beni döndürüyor. Tolga K. önce cebindeki bıçağı çıkarıp arkasına sakladı. Sonra bir anda çıkarıp sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bacağından bıçakladı.
Saldırgan ve babası otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Arkadaşları Rıza Göktaş'ı hastaneye kaldırdı. Sağlık çalışanının durumu iyi. Biz zaten günlük hayatta bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Başımıza gelince bunun daha kötü olduğunu anlıyoruz. Bıçaklı saldırgan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan serbest bırakıldı. Saldırganın 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu şekilde serbest dolaşmamasını temenni ediyorum ben. Umarım en kısa zamanda adalet tecelli edecek. Evet, koronavirüse dair haberlerimiz var. Bu arada saldırılara uğrayan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Ağır cezai yaptırımların uygulanması gerekmekte. Peki siyasette, diplomaside, ekonomide neler oluyor ona bakalım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasındaydı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu Erdoğan. Darbeci zihniyeti eleştiriyor, yeni anayasa hazırlıklarını anlatıyor, gerekirse referanduma gideceğinin de sinyalini veriyor. Cumhurbaşkanının gündeminde CHP ve Millet İttifakı da var. Eski adıyla Yassı Adaya, milletimizin verdiği ismiyle Yaslı Adaya, bizim dönüştürdüğümüz haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan seslendi. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ülkenin darbe tarihi üzerinden CHP'yi eleştirdi. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi. Yaslı Adanın önce Yaslı Adaya, ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. 27 Mayıs'ta sonraki yıllarda meydana gelen darbe ve muhtıralar arasındaki benzerliğe vurgu yaptı. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız. Evet, biz bu üslubu yıllardır CHP'nin nice yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. Yeni anayasa mesajlarını da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan verdi. Ortak teklifin yıl sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi. Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Şayet arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. İsmet İnönü'nün gizli oy açık tasnif, Demokrat Parti'nin yeter söz milletin diyerek iktidara geldiğini söyledi ve idamlar konusunda CHP'yi eleştirdi. CHP zihniyeti işte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Biz ise işte şimdi bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Millet İttifakı da vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kirli ittifaklar içinde olduğunu öne sürdü. CHP milletvekili Dursun Çiçek'in HDP ile ittifak formülünü örnek gösterdi. Dışarıdan bir merkezden bu iş yönetiliyor. CHP Genel Başkanı'nın Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz. Bir deniz albayının PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi?
Muhalefetten de tabii mesajlar var 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde. Darbe karşıtı mesajlar bunlar. Adnan Menderes ve arkadaşlarını anan muhalefet darbeyi bir kez daha lanetledi. Kılıçdaroğlu Adnan Menderes'i rahmetle anıyorum dedi. Akşener ise demokrasimizin ruhuna zarar verecek tüm hesaplara karşı durmaya devam edeceğiz mesajını paylaştı. 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde muhalefetten de darbe karşıtı mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs'ta ilgili mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada'da CHP'yi darbecilikle eleştirdiği konuşmasına tepki gösterdi. Erdoğan'a yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileriyle yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes'i de kendi algı oyunlarına alet etme diye seslendi. Adnan Menderes'i rahmetle anıyorum dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Erdoğan'ın ifadelerini eleştirdi. Demokrasi ve özgürlükler adasında demokrasi hamaseti yaptı. 27 Mayıs üzerinden Türkiye'yi kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya devam etti. Sen bugün darbe mağdurluğuna yatıyorsun. Halen daha korkma ya, korkma. Kimse sana darbe yapmayacak. Sana darbe yaparsa millet sandıkta yapacak. Demokrasi ve özgürlükler adasında konuşmanın yarım saatini bize ayırdı. Terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüdüğümüzü iddia etmiş ya. Bak, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyen arıyorsan dört yere bakacaksın. Bir, kendi kurmaylarına bakacaksın. Oslo'ya bakacaksın. Dolmabahçe'ye bakacaksın. TRT Genel Müdürü'ne bakacaksın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 27 Mayıs mesajında milletimizin iradesine, devletimizin hukukuna, demokrasimizin ruhuna zarar verecek tüm hesaplara her zaman karşı durduk, durmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs karanlığının yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 27 Mayıs'ı Cumhuriyet'in kara günlerinden biri olarak hatırladıklarını belirtti. Millet iradesine yönelen tüm girişimleri lanetliyoruz dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 27 Mayıs'ı demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 27 Mayıs darbecilerinin tarihin utanç sayfasına yazıldığını söyledi. Tarihimizi Junta'nın ayak izleriyle lekeleyenleri kimse hayırla yad etmiyor ifadesini kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise darbe bir siyasi partiye karşı değil demokrasiye ve adalet fikrine kendi kendine yetebilen bir Türkiye'ye karşı yapılmıştır dedi. Evet, muhalefetten de yükselen sesler, darbe karşıtı mesajları hep beraber gördük, duyduk. Efendim 27 Mayıs darbesinin 61. yılında bir kez daha darbelere karşı ortak ses yükseldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milli iradenin üstünde güç olmadığını milletimiz tüm dünyaya göstermiştir dedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den, milletimiz vicdanında 27 Mayıs'ın ipini tutanları mahkum etti açıklaması geldi. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'den de darbenin yıl dönümünde tabii açıklamalar var. Bugün Cumhuriyet tarihinin inkıta ve utanç günü, en ağır ve en önemli saldırılardan birisi olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin demokrasiye verdiği zararı hafızalara kazımak, gençlere ve gelecek nesillere unutturmamak elzemdir. Üzülerek görüyoruz ki bugün darbe ve vesayet özlemi duyanların bir kısmı demokrasi ve özgürlükler konusunda ahkam kesmekten geri durmuyorlar. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet tarihinin utanç günü dedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, vesayet rejiminin doğum anı olarak nitelendirdi. 61. yıl dönümünde 27 Mayıs darbesi unutulmadı. Dış mihrakların, askerlerin, atanmışların, farklı kimlik ve suretlerde giriştiği darbelerin ülkeye verdiği zarar, ülkemizin kalkınmasının önünde yıllarca büyük bir set olmuştur. Milletimiz 1960'tan 2016'ya kadar milli iradenin ve milletin üstünde hiçbir güç olmadığını bütün dünyaya göstermiştir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, milli iradeye pranga vurup darbeleri ve kirli siyaset oyunlarını meşru kılmaya çalışanları tarihimiz asla affetmeyecek dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletimizin hür iradesini silah zoruyla teslim almaya teşebbüs edenler vicdanlarda her daim mahkum olacak dedi. Darbecilere fırsat veren ve ülkemizin geleceğini karartmaya niyetli tüm demokrasi düşmanlarına karşı el birliğiyle mücadele edeceğiz ifadelerini kullandı.
bugün hala... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 27 Mayıs darbesi uluslararası konferansının açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında, demokrasi sağlam temelleri oturtulsa da darbe zihniyeti hala ayakta değerlendirmesinde bulundu. Muhalefeti eleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan tüm adımlara rağmen vesayet ve darbe zihniyetinin hala ayakta olduğu milletimizin malumudur. Bugün suç örgütlerinin tezviratları üzerinden muhalefet yapmaya çalışmak da odur. Muhalefet yaşadığı siyasetsizlik darboğazını algı operasyonlarıyla ve siyaset dışı mekanizmalarla aşmaya çalışıyor. Açık söylüyorum, beyhude bir uğraş. Adalet Bakanı Abdülhamit Gülse, 27 Mayıs'ın milli iradeye ihanet, geleceğe vurulan pranga, vesayete cesaret veren kötülük olduğunu söyledi. Milletimiz vicdanında 27 Mayıs'ın ipini tutanları ve kuklalarını mahkum etti. Şehit Başvekil Menderes ve arkadaşları ise gönüllerde müstesna bir yer edindi mesajını paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise mesajında darbe kendi milletine silah doğrultma ihanetidir ifadelerine yer verdi. Türk milletinin ihanetlere asla teslim olmadığını ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmediğini vurguladı. Eğer bu adımları atarsak... Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum da Twitter'dan paylaştığı mesajda 27 Mayıs'ın sadece demokrasiye değil, Cumhuriyet'e karşı da bir darbe olduğunu belirtti. Darbeden sonra kurulan ve yarım asırdan fazla süren kurumsal egemenlik sistemi vesayetçiliğe dayanan ve milli egemenliği ihlal eden bir yapı olmuştur ifadelerini kullandı. Gelelim Süleyman Soylu'nun açıklamalarına. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları sonrası başlayan tartışmada mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor, ne yaptım ki aklanayım diyor Süleyman Soylu. Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginlik için de konuştu. Provokasyona açık bir adım atıldığı ortada. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Kötü bir olay olmasın diye 24 saat nöbetteydik diyor. Hakkındaki iddialara mecliste yanıt verdi. Ekşiyemedim, karnım ağrımıyor dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Ancak gündemde Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan tartışmalar da vardı. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler, müsaade etmedik. Biz intikam alınacak adamlarız. Terör ve uyuşturucu ile mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Bataklık operasyonu meselesinde FETÖ ağı var, Sedat Peker ağı var. Soylu bazı milletvekillerinin aklının çağrısına da yanıt verdi. Ne yaptım ben? Ne yaptığımı söyleyin, aklanacağım. Bir tek şey söyleyin. Televizyona çıktım ve ne sordularsa yanıtladım. Bana herhangi bir organize suç örgütünü kayırdığıma dair delil gösterin. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginlik içinde konuştu. Provokasyona açık bir adım atıldığı ortada dedi. Türkiye'de herkesin her yere gitme hakkı vardır. Akşener Rize'ye defalarca gitmiştir. Ama nazik bir durumdan geçiyoruz. Cumhurbaşkanını katliamları gerçekleştiren kişiyle özdeşleştirirseniz, orası Cumhurbaşkanının memleketidir. Her iki tarafın da hassasiyetleri var. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Kötü bir olay olmasın diye 24 saat nöbetteydik. Takviye ekipler gönderdik. Orada provokasyona açık bir adım atıldığı ortada. Evet, ne sordularsa söyledim, cevapladım ifadeleri var Süleyman Soylu'nun görüldüğü, duyulduğu üzere. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi. Yine yineledi aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyor Kılıçdaroğlu. Getir sandığı, seçim yapalım. Biz hesaplaşma ve devri sabık peşinde değiliz dedi Kılıçdaroğlu. İYİ Parti lideri Akşener ise Erdoğan'ın Akşener'e Rize'de güzel bir ders verildi sözünü eleştirisini sürdürüyor. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor herkes görür dedi Akşener. Çıkış seçimdir. Sayın Erdoğan, halktan korkulmaz. Milli irade her zaman başımızın üstündedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duyması lazım. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. Millet İttifakı erken seçim çağrısını sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Tarafsız Cumhurbaşkanı vurgusu yaptı. Erdoğan'a sandığı getir, biz hesaplaşma veya devri sabık peşinde değiliz diye seslendi. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. İhtilaf çıkar siyasi partiler arasında. Peki hakem kime başvuracaksınız? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı çağırır. Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de. Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok. Çağrımı yaptım. Bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkımız var mı? Milletin iradesine saygı mı? Milletin iradesine saygı. Getir sandığı, yeniden seçim yapalım. Vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerim var. Çünkü geçen her gün bu toplumun aleyhine gelişiyor. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan'ın Akşener'e Rize'de güzel bir ders verildi. Daha neler olacak neler sözlerine eleştirisini sürdürdü. Akşener, siyaset tehditle değil hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor herkes görür ifadelerini kullandı. Millet İttifakı da oluşturan liderlerin açıklamaları böyle seçim istiyoruz ifadeleri son derece mühim. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar Sedat Peker hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alındı. Yakalama kararı doğrultusunda Peker hakkında kırmızı bülten çıkartılması talebiyle girişimde bulunulması da bekleniyor. Anadolu Ajansı ise emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Sedat Peker'e 2015 yılında DHKPC tehdidi iddiasıyla verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildiği bilgisine yer veriliyor. Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan Sedat Peker'in yayımladığı videolar sonrası İçişleri Bakanı Soylu iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuş idi. Evet, saat 6.20 geçiyor. Gün başlıyor odasınız. 28 Mayıs sabahındayız. Efendim ben dediniz Murat Güloğlu. Habertürk'te gün başlıyor. Evet, soru ve görüşleriniz için buyurunuz Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Diyarbakır'dayız. Zira Diyarbakır'da bir bomba paniği yaşandı. Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin çantasından EYP yani el yapımı patlayıcı çıktı olay. Diyarbakır kent merkezinde yaşandı. Ekipler bombalı araçla eylem yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı plakasız bu araç havalimanı ve 8. Ana Jet Üst Komutanlığı'nın bulunduğu bağlantı yolunda durduruldu. Şüpheli daha sonra yanındaki çantayla yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamacının ardından şüpheli çantayı atıp yine koşmaya devam etti. Şüpheli bir süre sonra yakalandı. Ekipler çantayı incelemeye aldı. Caddede trafiğe kapatıldı. Çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi. Çanta kontrollü bir şekilde imha edildi. Efendim koronavirüs ve aşılama sürecine bakmamız gerekiyor. Yerli aşılarda durum ne? Buyurunuz anlatalım. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü binaya evet maalesef bir talihsizlik oldu ve hırsız girdi ve bazı dizüstü bilgisayarların çalındığı iddia ediliyor. Aşı bilgilerinin olduğu bilgisayarların çalındığı iddiasına rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış yanıt verdi. Hasta gibi acil servisten girdi. Aşı çalışmasının yürütüldüğü alandaki laptopları çaldı. Peki o laptoplarda yerli aşıyla ilgili bilgi var mıydı? Koronavirüse karşı herkesin gözü kulağı yerli aşıda. O aşıyı geliştirmeye çalışan merkezlerden biri de Kayseri Erciyes Üniversitesi. Stratejik önemdeki o merkezde birkaç gün önce hırsızlık olayı yaşandı. Daha önce sabıkası olan bir hasta özellikle akşam saatlerinde bir hasta olarak acile giriş yapıyor. Sonrasında da parazitoloji bölümüne giderken yan yana bildiğiniz gibi aşı merkezinde orada adi bir hırsızlık olayı gerçekleştiriyor. Akıllara çalınan 4 laptopta yerli aşı çalışmasıyla ilgili bilgi var mıydı sorusu takıldı. Bu soruya yanıtı rektör Mustafa Çalış verdi. Hasta özel aşıyla ilgili bilgiler falan yoktu.
Kaldı ki doktor öğrencilerin laptoplarıydı ve onunla ilgili de zaten adi bir hırsızlık olduğu şuradan anlaşılıyor ki ne laptopu açmış, zaten 2 saat içerisinde yakalandı, ne de bir bilgi aktarımı olmuş. Rektör Profesör Doktor Mustafa Çalış aşı çalışmasındaki son durumu da paylaştı. Faz 2 sonuçlar gerçekten çok güzel çıktı. %100 özellikle aşı yapılan gruptaki gönüllülerimizin antikorları %100 çıktı. Sadece antikor değil, diğer etkinlik parametreleri de çok çok iyi çıktı. Bunu ifade edebilirim. Geçmiş olsun diyoruz. Bu arada hızlı aşılama ve normalleşme adımlarının ardından maske takma zorunluluğu kalkabilir mi sorusu gündemde. Vatandaş bir an önce maskeden kurtulmak istiyor. İstemesine de uzmanlara göre henüz maske çıkarmayı konuşmak için çok erken. Çünkü toplumsal bağışıklık sağlandığında sadece 2 doz aşısını olan kişiler maske takmayabilirmiş. Sıcaklarda bu havalarda maske takmak çok zor. Ama hastanede o odada yatmak daha da zor. Bayağı terliyoruz, sıkıntı oluyor ama takıyoruz, takmak zorundayız yani. Koronavirüsle mücadelede koruma kalkanı maske. Maske takmak şimdilik zorunlu. Ancak uzmanlara göre toplumsal bağışıklık sağlandığında 2 doz aşısına olanlar maske takmayabilir. Toplumumuzun %60-70'i aşılanmış olursa toplumsal bağışıklığa ulaşmışız demektir. Bu noktadan sonra 2 doz aşısı olanların özellikle dış ortamda artık maske takmalarına gerek kalmayacak. Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak sorusu gündemde. Türkiye'de aşılamayla birlikte %20 toplumsal bağışıklık sağlandı. Aşılama hızı beklendiği şekilde giderse 50 milyondan fazla kişi, yani toplumun yaklaşık %70'i Temmuz ayı sonunda bağışıklık kazanmış olacak. Profesör Doktor İsmail Balık ve Profesör Doktor Ateş Kara'ya göre maskeleri çıkarmak yakın dönem için pek mümkün değil. BioNTech aşısı Haziran sonuna kadar 30 milyon gelir ve günde 1 milyon doz aşıyı biz yapabilirsek Temmuz'un ortasında bizde salgın sorun olmaktan çıkar hale gelir. Aşıların sonuçlarını gördükçe ve toplum içerisindeki sayıyı değerlendirdikçe, yani sayının ne noktalara indiğini de gördükçe söylemek lazım. Nefes alamıyorum. Açmak istiyorum, insanlardan korkuyorum. Mecburen bu maskelerden kurtulmak için aşılarımızı olalım istiyorum. Şimdi bu maske gerçekten de bizi sıkmaya başladı. Buralıma girdik. Her gün taka taka. Birazca kurtulmak istiyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte çoğu vatandaş maske takmaktan kurtulmak istiyor. Ancak uzmanlar toplum bağışıklığına dikkat çekiyor. 2 doz aşısını olduktan sonra toplum bağışıklığı sağlanırsa ancak o zaman maskeler çıkar diyor. Dışarıya çıktığımızda artık virüsü yayacak yeni bir kişiyle karşılaşmamayı sağlar hale gelmek gerekir. Aşıyla iyice toplumumuz içerisindeki aşılanmış kişi sayısını artırarak yapmamız gerekiyor. Eğer ben aşılıyım, sen aşılısın, yani ikimiz de aşılıyız, bir araya geldiğimizde maske takmamıza gerek kalmayacaktır. Ama burada sen ve ben aşılıyken eğer kameraman arkadaşım aşısızsa, o zaman şöyle değerlendirmek lazım, üçümüzün de maskeli olması gerekir. Valla verilere göre çıkarmamamız gerekiyor. Yani çıkarsa çok iyi olur inşallah da ama biraz zor sanki. Vakalar sıfıra inmeden öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Profesör Doktor Balık, toplumsal bağışıklık sağlansa dahi aşı olmayanların maske takmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. Bireysel önlemler devam edecek. Ama bu kural, bu bilgi aşılanmamış olan kişiler için geçerli değil. Dünyada salgın devam ettiği sürece onlara virüs bulaşma riski devam edecektir. Yani ağır enfeksiyon geçirme dolayısıyla ve ölüm görülme ihtimali onlar arasında olacaktır. Evet, tabii tedbirlere öncelikle uymamız gerekiyor. Bir taraftan da şayet söylendiği gibi ki olacaktır, beklenen aşılar geldiği sürece ve tedbirlere uyduğumuz sürece bu virüs belasından mümkün mertebe kurtulacağız. Maskeden de zaten kurtulmuş olacağız ama dediğimiz gibi erken efendim. Şimdi bugün önemli bir açılış var. Nerede? İstanbul'da. Nerede? Beyoğlu'nda, Taksim Meydanı'nda olacak. Aman lütfen koronavirüs tedbirlerine uyalım diyeceğim ama tabii muhtemelen yine biraz sıkıntılar yaşanacaktır. Her neyse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılında inşa edeceğini söylediği Taksim Meydanı'ndaki Taksim Camii ibadete açılıyor. Yapımına 2017 yılında başlanmış idi bu caminin açılışı. Erdoğan'ın katılımıyla bugün öğle saatlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tam 27 yıl önce parmağıyla işaret ettiği Taksim Camii ibadete açılıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde gündemden hiç düşmeyen Taksim Camii'ni 27 yıl sonra Cumhurbaşkanı olarak açacak. Taksim'e cami yapılması 1968 yılında da gündemdeydi, 1990'lı yıllarda da. 1993 yılında Beyoğlu kentsel koruma alanı ilan edildi. Bu nedenle de Taksim'e cami yapılmasına 2011 yılına kadar izin çıkmadı. 2011 yılında tarihi dokuya uygun yepyeni bir proje geliştirildi. Mimar Şefik Birikiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan o projeye onay çıkınca 17 Şubat 2017 tarihinde caminin yapımına başlandı. Aradan 4 yıl geçti. Şimdi Taksim Meydanı'nda her biri 30 metre yüksekliğindeki iki minaresi, yaklaşık 10 metre yükseklikteki kubbesiyle heybetli bir cami var. Caminin dışı kadar içi de oya gibi ince ince işlendi. İç mekan Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan at yazılarıyla bezendi. Ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha suresi yer alıyor. Caminin iç alanına Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı 6 hat levha asıldı. Taksim Camii'nin içinde konferans, sergi salonları, otopark bulunan camide 2250 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Efendim yolumuza devam ediyoruz, bir kez daha günaydın diyerek cuma sabahındayız. Saatimiz 6.30'u gösteriyor. Efendim Hindistan COVID-19 ve siyah mantar hastalıklarının yanı sıra kasırgalarla da maalesef mücadele etmekte. Ülkede bir ay içinde ikinci kasırga meydana geldi. 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor bu kasırgada. Covid-19'la mücadelede zor günler yaşayan Hindistan'a bir ayda ikinci kez kasırga vurdu. Yağız kasırgası Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde karaya çıktı. Kasırganın hızı saatte 140 kilometreye ulaştı. Batı Bengal'de 20 binden fazla evde büyük hasar meydana geldi. Park halindeki tekneler alabora oldu. İki havalimanı uçuşlara kapatıldı. Bölgeden 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Fırtınada şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti. Evsiz kalanların sayısı ise 150 bini geçti. Covid-19'la mücadelede zor günler yaşayan ülkede kasırga aşı çalışmalarını da etkiledi. Randevularına gidenler sevkiyattaki aksaklıktan ötürü aşı olamadan geri döndü. Yetkililer aşı uygulamasına bir süre ara verdi. Ülkede siyah mantar olarak bilinen mukormikoz enfeksiyonu ise artmaya devam ediyor. Hastalık tespit edilenlerin sayısı 11 bini buldu. Geçen hafta Hindistan Sağlık Bakanlığı eyaletlerden siyah mantar enfeksiyonunun salgın olarak ilan edilmesini ve tüm vakaların raporlanmasını istemişti. Uzmanlar hastalığın COVID-19 hastalarına uygulanan steroid destekli tedavilerin yan etkisi olabileceğini düşünüyor. Efendim Jeff Bezos, Amazon'un kurucusu ki kendisini dünyanın en zengin insanlarından biri yapan bir şirket bu. Ve Amazon'un CEO'luğundan ayrılıyor Bezos. Şirketteki görevinden 5 Temmuz'da, yani şirketin kuruluşunun 27. yıl dönümünde ayrılma kararı aldı. Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, CEO'luk görevinden 5 Temmuz'da ayrılıyor. Bezos, şirketin hissedarlar toplantısında CEO'luk görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'ye bırakacağını açıkladı. Üstelik bu tarihin bir anlamı var. Bezos, Amazon'u 5 Temmuz 1994'te kurmuştu. Şirketteki görevinden ayrılmak için de kendisi için önemli olan bu tarihi seçti. Böylece Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanlarından biri yapan şirketin 27. yıl dönümünde yöneticilik görevinden ayrılacak. Amazon 2 Şubat'ta Bezos'un görevinden bu yılın 3. çeyreğinde ayrılacağını açıklamıştı. Şirketin açıklamasında Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği de aktarılmıştı. Peki Amazon'dan devam edelim. Bir ortaklık, daha doğrusu bir satış söz konusu. Ünlü film stüdyosu Metro-Goldwyn-Mayer ile anlaştı Amazon. Anlaşmaya göre Metro-Goldwyn-Mayer yaklaşık 8,5 milyar dolar karşılığında sahip olduğu arşivle birlikte Amazon'un oluyor. Bu sinema efsanesi artık Amazon'un.
Amerikalı e-ticaret devi Amazon ve Metro-Goldwyn-Mayer film stüdyoları anlaşmaya vardı. Stüdyonun yeni sahibi 8 milyar 450 milyon dolar karşılığında Amazon oluyor. Anlaşmayı duyuran Amazon Prime Video Başkan Yardımcısı Mike Hopkins, Metro-Goldwyn-Mayer'ın sahip olduğu arşivi hatırlattı. Bu anlaşmanın gerçek mali değeri, derin kataloğundaki saklı hazinedir dedi. Amazon'un Prime hizmeti, Netflix ve Apple Plus son dönemde büyük bir rekabet içinde. Zira COVID-19 salgını nedeniyle dizi ve film platformlarına olan ilgi arttı. Amazon, Metro-Goldwyn-Mayer'ın arşivi sayesinde rekabette öne geçmeyi amaçlıyor. 1924'te kurulan ve altın renkli kükreyen aslan logosuyla bilinen MGM, Hollywood'da büyük bir şirkete bağlı olmayan az sayıdaki bağımsız film stüdyolarından biriydi. Aynı zamanda James Bond serisi, Ben Hur, Rocky ve Robocop'un da bulunduğu 4000'i aşkın film ve diziyi içeren dev bir arşive sahip. Hayırlı uğurlu olsun diyelim efendim. Şimdi Hindistan'da bir sosyal medya fenomeni. Köpeğini balonlara bağlayarak ne yaptı? Uçurdu. Bir apartmanın ikinci katına kadar çıkan köpeğin görüntüleri sosyal medyada tepki topladı doğal olarak ve Hintli fenomen şikayetler üzerine gözaltına alındı. Köpeğine balon bağladı, havaya bıraktı. Hindistan'da sosyal medya fenomeninin bu görüntülerine tepki yağdı. Hindistan'da Gaurav Sharma isimli sosyal medya fenomeni aracının üzerine çıktı. Köpeğine helyumla şişirilmiş balonlar bağladı, havaya bıraktı. Bu hareketi farklı yerlerde tekrarladı. Kimi zaman köpek bir apartmanın ikinci katına kadar yükseldi. Sharma o görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 milyonun üzerinde takipçisi olan fenomene tepki yağdı. Hayvan hakları savunucuları suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan fenomen köpeğin güvenliği için tüm önlemleri aldığını iddia etti. Evet, dünyanın her yerinde aynı kareleri rastlayabiliyoruz fenomen deyince efendim. İlginç şeyler yapacaklar ya. Macaristan'dayız. Bir adam bölgeye gelen göçmen kuşların sayısının gittikçe azaldığını fark etti. Macaristan'da göçmen kuşları yeniden o bölgeye çekebilmek için evinin çatısına 400'den fazla kuş yuvası yaptı. Talaş, alçı ve su kullandı. Evinin çatısına 400'den fazla kuş yuvası yaptı. Görüntüler Macaristan'dan. Güney Macaristan'ın Tavansi köyünde yaşayan Ferenc Matix, bölgeye gelen göçmen kuşların sayısının azaldığını fark etti. Durumdan endişelenen Matix, evinin çatısında kuşlar için adeta bir otel inşa etti. İlk önce 10 yuvayla başladım. Daha sonra 20 yuvaya daha ihtiyacım oldu. Şimdi toplamda 430 yuva bulunuyor. 12 yıl önce yuva yapmaya başlayan Matix, süreç boyunca yuvaları değiştirdi. Önce beyaz olan yuvalar, kuşların kahverengiyi tercih ettiğini öğrenince renk değiştirdi. Matix, kendi çatısında yer kalmayınca komşu evlerin çatısına da yuva yapmaya başladı. Macaristan'daki kırlangıç nüfusu 2000 ile 2010 yılları arasında %64 oranında azaldı. Bunun en büyük sebebi ise artan tarım çalışmaları. Kullanılan böcek ilaçları kuşların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Efendim, bu arkadaşımız bir Tazmanya canavarı, bilmekteyiz. Çizgi filminden dolayı özellikle Avustralya'da 3000 yıl sonra nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tazmanya canavarı dünyaya geldi. 7 yavrunun sağlık durumunun çok iyi olduğu ifade edilmekte. 3000 yıl sonra Avustralya anakarasında ilk kez Tazmanya canavarı dünyaya geldi. Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Tazmanya canavarları, geçen yıl Ekim ayında Sydney yakınlarında bir dönümlük bir sığınağa bırakılmıştı. 26 yetişkin Tazmanya canavarını yabani aşereler, zehirli otlar ve trafik gibi tehditlerden korumak için sığınağın etrafı çitlerle çevrildi. Yaklaşık bir yıl sonra sığınakta 7 sağlıklı Tazmanya canavarı dünyaya geldi. Kontrollü üreme çalışmaları sonrası 3000 yıl sonra dünyaya gelen Tazmanya canavarı yavrularının sağlık durumu iyi. Ancak yavrular doğaya salınmayacak ve bir süre daha koruma altında tutulacak. Ağırlıkları 8 kiloyu bulan Tazmanya canavarları insanlar için tehlikeli olarak görülmüyor. Tazmanya canavarlarının Avustralya anakarasında
3000 yıl önce kıtaya özgü bir vahşi köpek sürüsü olan dingolar tarafından yok edildiğine inanılıyor. Tazmanya'da vahşi doğada 25 binden daha az Tazmanya canavarı olduğu tahmin ediliyor. 1990'larda adada 150 binlik bir popülasyon bulunuyordu. Ancak sayıları ölümcül bir ağız kanseri nedeniyle gittikçe azaldı. Peki Rusya'ya geçelim efendim. Rusya önemli bir işe imza atıyor tabiri caizse bu koronavirüs sürecinde. Karnivakov adını verdiği aşıyla hayvanları koronavirüse karşı aşılamaya başladı Rusya. Aşı besicilerden ve sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinden tabii ki büyük ilgi gördü. Rusya bir ilke imza attı. Hayvanları COVID-19'a karşı aşılamaya başladı. Açıklamayı Rusya'nın Veterinerlik Gözlemci Kurumu yaptı. Karnivakov isimli aşının veteriner kliniklerinde uygulandığı belirtildi. Aşıya, besicilerle sık sık seyahat eden evcil hayvan sahipleri ve hayvanları serbest dolaşan kişilerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Rusya Mart ayında dünyanın hayvanlara özellik COVID aşısını geliştirdiğini duyurmuştu. Hayvanlar için bir diğer koronavirüs aşısı da Amerikalı veteriner ilaç firması Zoetis tarafından geliştiriliyor. COVID-19'un hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin henüz kanıt yok. Ancak dünyanın farklı noktalarında farklı türden hayvanların virüsü taşıdığı tespit edildi. En dikkat çekeni ise vizonlar oldu. Danimarka'da binlerce vizon virüs taşıdığı için itlaf edildi. Vizonlarda görülen virüsün mutasyona uğramış halinin insanlara geçtiğine dair de veriler var. Evet, Rusya aşılamaya başlıyor evcil hayvanları ve besi hayvanlarını ki son derece önemli. Peki Instagram'dan bir haber var, aktaralım. Sosyal medya platformu malumunuz Instagram. Kullanıcılarına paylaşımlarına aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdi. Instagram bu yeni özellikle birlikte kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyormuş. Instagram'da kimin paylaşımı kaç beğeni aldı? Paylaşım yapanların üzerindeki baskıyı azaltmak için artık bu soru yanıtsız kalabilecek. Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcılarına paylaşımlarını aldıkları beğeni sayısını gizleme seçeneği getirdiğini duyurdu. Facebook'un bünyesindeki Instagram, amacın kullanıcılar üzerindeki baskıyı azaltmak olduğunu açıkladı. Özelliği etkinleştiren kullanıcılar artık bir numara yerine gönderiyi beğenen takipçinin kullanıcı adını görecek. Özellik herhangi bir zamanda kullanılabilecek ya da kullanım dışı hale getirilebilecek. Değiştirme işlemi Instagram'ın ayarlar bölümünde yapılacak. Onlara gittiğiniz zaman şey yapmayın. Bir kullanıcı beğenme sayılarını etkinleştirmiş olsa bile onları gizleyen hesaplardaki veya gönderideki beğeni sayısını göremeyecek. Bu özellik 2019'dan beri birkaç ülkede test ediliyordu. Ancak küresel olarak kullanıma yeni sunuluyor. Efendim memlekete gelelim, günaydın diyerek Aydın'a gideceğiz. Bir unutulmanın haberi var. Epeydir böylesi haberler aktarmıyorduk ama Aydın'dan ulaştı bize. Aydın'da mide rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye giden bir kadın arkamda görmektesiniz. Ameliyata alınıyor. Aradan 2 ay geçmesine rağmen ağrıları dinmiyor bu hanımefendinin. Ardından Söke Devlet Hastanesi'ne gidiyor. Çekilen röntgen filminde bakın ne çıkıyor. Bu makas vardı. Mide ameliyatı oldu. Doktor karnında makas unuttu. Makas ne kadar süre işinizde kalmış? 2 ay yaşadım. Nurcan Öğmen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşıyor. Mide rahatsızlığı nedeniyle 2 ay önce özel bir hastaneye gitti. Yaşlı kadın buradaki ameliyat sonrası taburcu oldu. Ama asıl ağrılar bundan sonra başladı. 2 ay süreyince ben her hafta gittim. Yani teze bir şeyin yok, teze geçecek, ameliyat böyle de yavaş yavaş. 2 ayın son haftasını artık dayanamadım. Yaşlı kadın ağrılarına çözüm bulamadı. Bunun üzerine soluğu devlet hastanesinde aldı. Röntgeni çekildi. Filmde görülen şaşırtıcıydı. Söke Devlet Hastanesi'ne gönderdi. O röntgeni çektim. Bu makası bul dedi, makas var. Öğmen ikinci kez ameliyata alındı. Karnındaki makas çıkarıldı. Taburcu olan kadın savcılığa ilk ameliyatı yapan hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Makas ne kadar süre içinizde kalmış? 2 ay yaşadım.
Peki efendim, geçmiş olsun diyerek geçelim Aydın'dan Burdur'a. Burdur'da yamaç paraşütçüsü arpa ekili tarlaya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yaptı da. Tarla sahibi çiftçi Kanadalı paraşütçüyle konuştuğu anları da cep telefonuyla kaydetti. Burdur şiveli konuşan çiftçi ile kısıtlı Türkçe bilen turistin diyaloğu bakınız nasıl gülümsetiyor. Ekinin için niye iniyorsun? Sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Acil iniş yaptın. Yamaç paraşütçüsü tarlaya acil iniş yaptı. Onu gören tarla sahibi hemen yanına gitti. İlginç diyalog böyle başladı. Acil iniş yaptın. Baktım, eve indim. Nereden geliyorsun sen? Nereden geliyordum? Çameli'den. Çameli, oğlum daha geçen sene geldiniz biriniz. Sen nereden buldun geldin yine buraya? Kanadalı yamaç paraşütçüsü Denizli Çameli Yaylacık Dağı'ndan atlayış yaptı. 110 kilometre ilerideki Burdur'un Yassıgüme köyünde Kazım Öz'e ait arpa ekili tarlaya inmek zorunda kaldı. Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir de gelin ekinin için iniyorsun ya. Anladım. Memleket neresi senin? Memleket? Ülke. Kanada. Biraz Burdur şivesiyle anlaştık, konuştuk, ettik, kırdık. Bundan 2 sene önce yine aynı yere indilerdi. İlk başta korktu benden. İlk başta yanaşınca, tarla sahibi deyince. Yabancı paraşütçü telsizle çağırdığı arkadaşlarıyla olay yerinden ayrıldı. Senin akrabalar geldi bak. Efendim Burdur'dan geldi bu haber. Kazım Öz çiftçi dostumuza buradan bir sevgi selam gönderelim. Gülümsetti bizi sağ olsun. Şimdi sırada hayata sıkı sıkıya sarılan felçli bir köpek ve onun sahibinin örnek mücadelesi var. İzleyeceğiz. Bursa'dayız. Bursa'da Banu Baltacı'nın sokakta bulup sahiplendiği köpek felç geçirdi. Gözleri dışında hiçbir yerini oynatamıyordu zavallı köpek. Hem Banu Baltacı hem de Bıdık adını verdiği köpek azmetti, çalıştı, çabaladı ve Bıdık fizik tedavi ve kök hücre nakliyle yürümeye başladı. Sadece bebek arabasıyla gezebiliyordu. Bıdık artık çimlerde koşturup oynuyor. Bursa'da yaşayan hayvansever Banu Baltacı, 2 yıl önce sokakta yardıma muhtaç halde bir köpek buldu. Sahiplenip evine aldı. Ama köpek birkaç gün sonra rahatsızlandı. Gençlik hastalığına yakalandığı ortaya çıktı. Gözlerinden başka hiçbir yerini oynatamıyordu. Hiçbir şekilde işte kendi suyunu içemiyordu, yemeğini yiyemiyordu. Sağdan sola dönemiyordu. Bazı kişiler Bıdık'ı uyutmasını söylese de Banu Baltacı sahiplendiği köpekten vazgeçmedi. Bıdık gibi ben de azmettim. Onu dedim yaşatacağım. Az ya da çok bir şekilde dedim eski sağlığına kavuşmasını sağlayacağım dedim. Yatak yaraları oluşmasın diye defalarca çeviriyordum onu. İşte vitaminleriydi, serumlarıydı derken hayatta kaldı. Felçli köpeğini her gün bebek arabasıyla gezdiren Banu Baltacı, tedavi için para toplayıp İstanbul'da bir veterinere götürdü. Bıdığa kök hücre nakli yapıldı. Fizik tedavi de gören Bıdık ayağa kalkmaya başladı. Tedavi sonrası boynunu tuttu. Kendi yemeğini, suyunu yiyip içmeye başladı. Arka ayaklarıyla kendisini götürebiliyor. Özellikle böyle yabancı bir köpek gördüğü zaman uçuyor. Bıdık! Dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda öngörülenden daha sıcak olma ihtimali 2 kat arttı maalesef. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün raporuna göre anlaşmayla önlenmek istenen 1,5 derecelik ısınma artışı 2025'e kadar %40 ihtimalle aşılacakmış. Dünyanın küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşik olarak belirlediği seviye gelecek 5 yıl içinde ulaşılabilir. Açıklama Dünya Meteoroloji Örgütü'nden. Paris'te 2015'te imzalanan iklim anlaşması küresel ortalama sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını öngörüyor. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı yeni bir rapora göre anlaşmayla önlenmeye çalışılan limit 2025'e kadar aşılabilir. Üstelik geçen yıl bunun gerçekleşme ihtimali %20 iken bugün bu oran %40'a yükselmiş durumda. Tahminlere göre 2025'e kadar dünyanın en sıcak yılını yaşama ihtimali de %90. Araştırmacılar gelecek 5 yıldan birinde ısınma, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derecenin üstüne çıksa bile bunun geçici bir durum olacağını ifade ediyor. Doğal değişkenler, gelecek birkaç yılın biraz daha soğuk olabileceği anlamına geliyor.
Küresel ısınmanın 1,5 derecelik eşiği kalıcı olarak aşmasının ise 10 ya da 20 yıl alabileceği belirtiliyor. Son dönemde sera gazı emisyonlarında kesintiye gidileceği sözleri verilmesine rağmen dünya 3 dereceye kadar ısınma yolunda ilerliyor. Birleşmiş Milletler'in 2018'de düzenlediği iklim panelinin raporu, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşmasının iklim değişikliğine etkisinin çok büyük olacağını ortaya koymuştu. Efendim Giresun'a gidelim. Giresun'un Doğakent ilçesinde HES barajında her yıl su seviyesi yükselince kapaklar açılıp su tahliyesi yapılıyor idi. Bu da yapay bir şelale oluşturuyor malumunuz. Görsel şölen oluyordu ama bu yıl yetersiz yağış tabii ki yapay şelaleyi de vurdu. Her yıl 15 gün boyunca böyle gürül gürül akıyordu. Yağış azalınca bu yıl yapay şelale de susuz kaldı. Giresun'un Doğankent ilçesinde Harşit Vadisi'ndeki hidroelektrik santrali barajında her ilkbaharda su seviyesi yükseldiği için kapaklar açılıyordu. Ortaya da yapay şelaledeki bu muhteşem görüntü çıkıyordu. Ama bu sene kuraklık nedeniyle bu görüntü oluşmadı. Normalde bir 15 gün aklı zamanlar oluyordu. Şimdi yağış biraz fazla olmadığından dolayı sıkıntı yaşanıyor. Kar erirken çok mesela çok su geliyordu şabide ama şu anda dere akımında sıkıntı var mesela. Çok akmıyor dere mesela. Gürül gürül akan yapay şelalede bu yılki görüntü adeta su sızıntısı şeklindeydi. Bu yıl sel felaketinden sonra ilçemize fazla yağış düşmedi. Kar yağmadığı için birikinti su da biriktiremedik barajda. Efendim 5.58 gibi karşınızda olacağız. Bir ara vereceğiz ama öncesinde sevgili Aysun Öz'ün bizler için hazırladığı kültür sanat dünyasında ne oluyor ne bitiyor. Etkinlik takvimine bakalım. Daha sonra ara, sonra buradayız. Tera Müzesi'nin Zevk Meselesi sergisi kapsamında hayata geçirdiği Plastik Düşler sahnesi bugün 3. ve son etkinliğiyle yeniden açılıyor. Müzik ve görsel sanatları bir araya getiren serinin Kozmik Tesadüfler isimli son etkinliği plastikduslar.com adresinden ulaşılabilir. Crank Art Gallery, sanatçı Larissa Araz'ın Türkiye'nin doğusunda ve batısında gelişen süreçlerin karşılaştırmasını yaptığı, 10 yıllık bir süreye tanıklık eden bir fotoğraf serisi olan Shark ve Garp sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 8 Haziran-22 Ağustos tarihleri arasında görülebilir. Türkiye'de çağdaş sanatın öncülerinden Füsun Onur'un Arter koleksiyonunda yer alan Opus 2 Fantasia adlı yerleştirmesi 3 Haziran Perşembe günü ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın yaptığı sergi 20 Şubat 2022'ye kadar Arter'de görülebilir. Borusan Sanat bu hafta dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserleriyle Mayıs ayına veda ediyor. Pazar günü saat 11.30'da borusansanat.tv'de Venezuelalı Şef Domingo Hindoyan yönetiminde Bifo müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat bu yıl 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 15. Contemporary İstanbul'da yer alan standında Olan ve Aşkınlık başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk çevrimiçi rap festivali Rap in Play başladı. Ücretsiz olarak gerçekleşen festival, çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo'dan izlenebilir. Doğal Yaşam Festivali bu yıl 3, 4, 5 Haziran tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulunan yeni bir yaşam etkinlik alanında gerçekleşecek. Atölye ve workshopların düzenlendiği festivalde son gün Selam Beytekin ve Marvi Jane sahne alacak. Elektronik müziğin sevilen isimlerinden Solomon'un uzun zamandır beklenen ikinci albümü Nobody Is Not Loud bugün dijital platformlarda yayında.
Efendim devam ediyoruz, 28 Mayıs sabahındayız, cuma günündeyiz. Hayırlı cumalar, güzel cumalar, sağlıklı, şifa dolu cumalar bizlerle beraber olsun. Habertürk'te gün başlıyor odasınız. Ben Deniz Murat Güloğlu, saatimiz dediğim gibi 6.58'de burada olacağız dedik. 6.58'de buradayız. Saat 6'dan beri ekranlarınızdayız efendim, haberlerimizle, yorumlarımızla. Bu arada soru ve görüşleriniz için paylaşınız. Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Önemli açıklamalar var. Diplomaside, içeride, dışarıda önemli gelişmeler var ama koronavirüse bakmamız gerekiyor maalesef. 27 Mayıs tarihli koronavirüs verilerinde yine 183 eve daha ateş düştü. 183 can kaybımız var. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine bakalım. 219.465 test sayımız söz konusu. Ve 8.426 yeni vaka, 673'te yeni hasta tespit edilmiş durumda. Acil şifalar dileyelim. Dediğim gibi 183 kişi hayatını kaybetti dün de efendim. Ve böylelikle salgında toplam hayatını kaybeden kişi sayısı 47.000 civarına geldi iyice. 46.970 oldu. Bir stadyum dolusu insanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet dileyelim. Bu arada 1504'te ağır hasta sayımız efendim, acil şifalar dileyelim. Yoğun bakımda ve entübede olan hastalarımızdır bunlar. Bu arada 13.102 kişi iyileşti dün ve 5.070.815 kişi salgında ilk günden itibaren iyileşen hasta sayısı olarak da kayıtlara geçti. 183 kişiyi kaybettik. Allah'tan rahmet dileyelim. 8.426 da yeni vaka sayımız var. Acil şifalar diliyoruz. Özellikle şu 1,5 yıllık süre boyunca pandemi koşullarında sağlık çalışanlarımız çok daha fazla emek döktü. Her yük onların üzerinde ama maalesef saldırılar da devam ediyor. Bakınız, Ankara'da bir doktor poliklinikte uyardığı hastanın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin poliklinik bölümünde asistan doktor Ertan İskender taşkınlık yapan hastası Bayram N'yi uyardı. Bayram N üzerindeki bıçağı çıkararak İskender'i elinden ve belinden bıçakladı. Yaralanan ve hastanenin acil servisinde ivedilikle tedaviye alınan doktorun hayati tehlikesi bulunmadığı ifade ediliyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Bayram Yeğen'in bir süredir rahatsızlığı olmamasına rağmen hastaneye gelip taşkınlık yaptığı öğrenildi. Saldırıya ilişkin Twitter hesabından bilgi paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değildir ifadesini kullandı paylaşımında. Tabii büyük geçmiş olsun diyoruz. Bir taraftan da bir başka sağlık çalışanına saldırı var. Bir bıçaklama hadisesi bu. Bıçakladı. Sağlık çalışanını bıçakladı. Gözaltına alındıktan sonra ne oldu? Serbest bırakıldı. Saldırgan tam bir suç makinesiydi. Oysaki bacağından yaralanan sağlık çalışanı da tabii bu serbest bırakılma kararına isyan etti. Babasıyla birlikte geldi. Sağlık çalışanını bıçaklayıp kaçtı. Serbest bırakılan saldırgan tam bir suç makinesi çıktı. İstanbul Avcılar'da özel bir firmaya ait ambulans hastaneye hasta yetiştirirken kaza yaptı. Hastanın durumu acil olduğu için ambulans şoförü kartvizitini diğer sürücüye bırakıp yoluna devam etti. Ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü Tolga K. ve babası bir süre sonra firmaya gitti. Sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladılar. Baba ve oğlu bize hakaretlerde bulunuyor. Ben oğluna sakin olmasını, küfür etmemesi gerektiğini söylüyorum. Daha sonra babası sakinleştirebilirsen sakinleştir deyip beni döndürüyor. Tolga K. önce cebindeki bıçağı çıkarıp arkasına sakladı. Sonra bir anda çıkarıp sağlık çalışanı Rıza Göktaş'ı bacağından bıçakladı. Saldırgan ve babası otomobillerine binerek olay yerinden kaçtı. Arkadaşları Rıza Göktaş'ı hastaneye kaldırdı. Sağlık çalışanının durumu iyi. Biz zaten günlük hayatta bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz. Başımıza gelince bunun daha kötü olduğunu anlıyoruz. Bıçaklı saldırgan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen saldırgan serbest bırakıldı.
Saldırganın 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Bu şekilde serbest dolaşmamasını temenni ediyorum ben. Umarım en kısa zamanda adalet tecelli edecek. Ve siyasetteki gündeme bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler adasındaydı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Biliyorsunuz aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Darbeci zihniyeti eleştiriyor. Yeni hazırlık anayasa hazırlıklarını anlatıyor. Gerekirse referanduma gideceğinin sinyalini veriyor Erdoğan. Bu arada gündeminde tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı da var. Eski adıyla Yassı Adaya, milletimizin verdiği ismiyle Yaslı Adaya, bizim dönüştürdüğümüz haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan seslendi. Genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, ülkenin darbe tarihi üzerinden CHP'yi eleştirdi. Yeni anayasa çalışmaları da gündemindeydi. Yassı Adanın önce Yaslı Adaya, ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci, aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin de bir özetidir. 27 Mayıs'ta sonraki yıllarda meydana gelen darbe ve muhtıralar arasındaki benzerliğe vurgu yaptı. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil, onları teşvik eden, tahrik eden, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız. Evet, biz bu üslubu yıllardır CHP'nin nice yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz. Yeni anayasa mesajlarını da Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan verdi. Ortak teklifin yıl sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi. Amacımız meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Şayet arzu ettiğimiz şekilde bir uzlaşma zemini oluşmazsa, Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle birlikte kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız. İsmet İnönü'nün gizli oy açık tasnif, Demokrat Parti'nin yeter söz milletin diyerek iktidara geldiğini söyledi ve idamlar konusunda CHP'yi eleştirdi. CHP zihniyeti İşte buradan İmralı'ya idam fezlekesi hazırladı, onu icra etti. Biz ise işte şimdi bu adada demokrasi ve özgürlükler çağrısını yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Millet İttifakı da vardı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kirli ittifaklar içinde olduğunu öne sürdü. CHP milletvekili Dursun Çiçek'in HDP ile ittifak formülünü örnek gösterdi. Dışarıdan bir merkezden bu iş yönetiliyor. CHP Genel Başkanı'nın Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumu kimi gizli, kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içerisinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu sizler de görüyorsunuz. Bir deniz albayının PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi? Muhalefetten de tabii mesajlar var. Darbe karşıtı mesajlar bunlar. Dün 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümüydü ve dediğim gibi muhalefetten de darbe karşıtı mesajlar geldi. Adnan Menderes ve arkadaşlarını anıyor muhalefet, darbeyi bir kez daha lanetliyor. Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes'i rahmetle anıyorum dedi. Akşener ise demokrasimizin ruhuna zarar verecek tüm hesaplara karşı durmaya devam edeceğiz mesajını paylaştı. 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde muhalefetten de darbe karşıtı mesajlar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 27 Mayıs'ta ilgili mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yassıada'da CHP'yi darbecilikle eleştirdiği konuşmasına tepki gösterdi. Erdoğan'a yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertlileriyle yan yanadır. Sen git çetelerle magazincilik oyna. Adnan Menderes'i de kendi algı oyunlarına alet etme diye seslendi. Adnan Menderes'i rahmetle anıyorum dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da Erdoğan'ın ifadelerini eleştirdi. Demokrasi ve özgürlükler adasında demokrasi hamaseti yaptı. 27 Mayıs üzerinden Türkiye'yi kamplaştırmaya, kutuplaştırmaya devam etti. Sen bugün darbe mağdurluğuna yatıyorsun. Halen daha korkma ya, korkma. Kimse sana darbe yapmayacak. Sana darbe yaparsa millet sandıkta yapacak. Demokrasi ve özgürlükler adasında konuşmanın yarım saatini bize ayırdı. Terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüdüğümüzü iddia etmiş ya. Bak, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyen arıyorsan dört yere bakacaksın. Bir, kendi kurmaylarına bakacaksın. Oslo'ya bakacaksın. Dolmabahçe'ye bakacaksın. TRT Genel Müdürü'ne bakacaksın. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise 27 Mayıs mesajında milletimizin iradesine, devletimizin hukukuna, demokrasimizin ruhuna zarar verecek tüm hesaplara her zaman karşı durduk, durmaya devam edeceğiz. 27 Mayıs karanlığının yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 27 Mayıs'ı Cumhuriyet'in kara günlerinden biri olarak hatırladıklarını belirtti. Millet iradesine yönelen tüm girişimleri lanetliyoruz dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 27 Mayıs'ı demokrasi tarihinin kara lekesi olarak nitelendirdi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 27 Mayıs darbecilerinin tarihin utanç sayfasına yazıldığını söyledi. Tarihimizi Junta'nın ayak izleriyle lekeleyenleri kimse hayırla yad etmiyor ifadesini kullandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise darbe bir siyasi partiye karşı değil demokrasiye ve adalet fikrine kendi kendine yetebilen bir Türkiye'ye karşı yapılmıştır dedi. Evet, 27 Mayıs'ın 61. yıl dönümüne dair yapılan açıklamalar, verilen mesajlar bu şekilde idi efendim. Bir taraftan da mecliste hareketli zamanlar, anlar yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları sonrası başlayan tartışmada mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor, ne yaptım ki aklanayım diyor Süleyman Soylu. Bu arada Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginlik için de bir açıklama yaptı. Provokasyona açık bir adım atıldığı ortada diyor. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Kötü bir olay olmasın diye 24 saat nöbetteydik diyor İçişleri Bakanı. Hakkındaki iddialara mecliste yanıt verdi. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mecliste Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Ancak gündemde Sedat Peker'in iddialarıyla başlayan tartışmalar da vardı. Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Bu ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler, müsaade etmedik. Biz intikam alınacak adamlarız. Terör ve uyuşturucu ile mücadelede kimin ayağına bastığımızı biliyoruz. Bataklık operasyonu meselesinde FETÖ ağı var, Sedat Peker ağı var. Soylu bazı milletvekillerinin aklının çağrısına da yanıt verdi. Ne yaptım ben? Ne yaptığımı söyleyin, aklanacağım. Bir tek şey söyleyin. Televizyona çıktım ve ne sordularsa yanıtladım. Bana herhangi bir organize suç örgütünü kayırdığıma dair delil gösterin. Kim yolsuzluk ve hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerginlik için de konuştu. Provokasyona açık bir adım atıldığı ortada dedi. Türkiye'de herkesin her yere gitme hakkı vardır. Akşener Rize'ye defalarca gitmiştir. Ama nazik bir durumdan geçiyoruz. Cumhurbaşkanını katliamları gerçekleştiren kişiyle özdeşleştirirseniz, orası Cumhurbaşkanının memleketidir. Her iki tarafın da hassasiyetleri var. Hayatımdaki en zor günlerden birini yaşadım. Kötü bir olay olmasın diye 24 saat nöbetteydik. Takviye ekipler gönderdik. Orada provokasyona açık bir adım atıldığı ortada. Efendim, erken seçim çağrısı yineleniyor sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi yine Kılıçdaroğlu. Getir sandığı, seçim yapalım. Biz hesaplaşma ve devri sabık peşinde değiliz dedi. Akşener ise Erdoğan'ın
Akşener'e Rize'de güzel bir ders verildi sözüne eleştirisini sürdürüyor. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür dedi Akşener. Çıkış seçimdir. Sayın Erdoğan, halktan korkulmaz. Milli irade her zaman başımızın üstündedir. Milli iradeden daha büyük bir irade sosyal yaşamımızda yoktur. Hepimizin milli iradeye saygı duyması lazım. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. Millet İttifakı erken seçim çağrısını sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Tarafsız Cumhurbaşkanı vurgusu yaptı. Erdoğan'a sandığı getir, biz hesaplaşma veya devri sabık peşinde değiliz diye seslendi. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. Tarafsız olduğu sürece devletin sigortasıdır. İhtilaf çıkar siyasi partiler arasında. Peki hakem kime başvuracaksınız? Cumhurbaşkanına. Cumhurbaşkanı çağırır. Şimdi bunu yapacak bir makam yok Türkiye'de. Türkiye'nin beklemeye tahammülü yok. Çağrımı yaptım. Bu kadar büyük sıkıntıların altına milleti sokmaya hakkımız var mı? Milletin iradesine saygı mı? Milletin iradesine saygı. Getir sandığı, yeniden seçim yapalım. Vatandaş seni seçiyorsa başımın üstünde yerim var. Çünkü geçen her gün bu toplumun aleyhine gelişiyor. Biz bir hesaplaşma derdinde de değiliz. Bir devri sabık dönemi yaratmaktan yana da değiliz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Erdoğan'ın Akşener'e Rize'de güzel bir ders verildi. Daha neler olacak neler sözlerine eleştirisini sürdürdü. Akşener, siyaset tehditle değil hizmetle yapılır. Merkezine koltuğu değil milleti koyarak yapılır. O sandık gelir, milletimiz dersi kime veriyor, herkes görür ifadelerini kullandı. Efendim gördüğünüz gibi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderlerinin açıklamaları bu anlamda seçim konusunda yine sandığı istiyorlar. Bir taraftan da dün önemli bir görüşme oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi CHP Genel Merkezi'nde görüştü. ABD elçisinin talebiyle gerçekleşti bu görüşme. Ve bu görüşmenin perde arkasına tabii ki Habertürk ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri elçisi Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüklerini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO zirvesinde yapacakları görüşmenin ilişkiler için kilometre taşı olacağını söylüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti. Türkiye'yi önemli bir müttefik ortak olarak gördüklerini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi, NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yapacağı görüşmenin önemine dikkat çekti. Görüşme talebi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nden geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Satterfield'ı genel merkezde kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun dış politikadan sorumlu başdanışmanı emekli büyükelçi Ünal Çeviköz'ün de katıldığı görüşmede güncel başlıklar değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Kılıçdaroğlu'nun görüşlerini aldı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Satterfield, Washington yönetiminin Türkiye'yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden arasında gerçekleşecek görüşmenin iki ülke ilişkilerinin geleceği için bir kilometre taşı olacağını düşünüyoruz dedi. Satterfield, Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu ifade etti. Ankara ile ilişkilerin tarafların menfaatleriyle uyumlu şekilde yürümesini istediklerini söyledi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi yönündeki temennilerini iletti. Evet, önemli bir görüşme olacak NATO zirvesi sırasında Biden'la Erdoğan arasında kilometre taşı olarak ifade ediyor Amerika tarafı. Bu görüşmeyi hep beraber göreceğiz. Şimdi teknoloji gelişiyor. Geliştikçe de dolandırıcılar özellikle bu mecrada kendilerini daha da fazla gösteriyorlar. İstanbul merkezli 12 ilde internet üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye bir operasyon düzenlendi. Tam 39 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler bakın hangi yöntemlerle dolandırıcılık yapıyormuş. Kimi zaman başkalarına ait kredi kartıyla alışveriş yapıyor, kimi zaman mobil bankacılık hizmetleri üzerinden hesapları boşaltıyorlardı. Şikayetler üzerine polis peşlerine düştü. Hacker çetesi operasyonla yakalandı. İstanbul polisi internet üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarının artması ve şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Yapılan araştırma sonucunda bir hacker çetesinin izine ulaşıldı. Çete üyeleri iddiaya göre bilgilerini çaldıkları kredi kartlarıyla alışveriş yapıyor, kredi kartı kopyalıyor ya da çaldıkları kimlik bilgileriyle banka hesaplarını boşaltıyordu. İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 39'u yakalandı. Şüphelilerin Türkiye genelindeki 136 dolandırıcılık olayıyla bağlantısı olduğu tespit edildi. Evet, sanal dolandırıcılık aldı başını gidiyor maalesef. Çok dikkat etmekte büyük fayda var. Bu arada parayı götüren de götürebiliyor. Malumunuz son TODEX olayını hep beraber biliyoruz. Şimdi efendim altından bahis açalım. Son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. 517 lirayı gördü gramı. Yatırımı olan altın bozdurma telaşına girerken düğünü olan takı alışverişi içinde beklemeyi tercih ediyor. Şimdi fiyatlar yükseliyor, yükselmesin ama piyasa durgunlaştı. Düğünler yapılamadığı için satışların düşük olduğunu söylüyor kuyumcular. Kuyumcuların umudu da şimdi Haziran ayına kaldı. Ne aldık? Geline kolye aldık. 520'lerde tabii ki çok yükseklerde şu anda. Piyasalar genel olarak bir durgunluk söz konusu. Gram altın Mart ayında 400 liraydı. Mayıs sonu itibariyle 520 lirayı zorladı. Müşteri alamamaktan, kuyumcu satamamaktan dertli. Dolaştım bir şey bakam alamadım yani, bakıyorum sadece. Pandemi sürecinde kapanmadan dolayı altın fiyatları 470'ten 517'ye kadar bir yükselme trendine geçti. Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıkarak 517,5 liraya ulaştı. Altın yatırımı bulunanlar kuyumculara gelerek elindeki altını bozdurmaya başladı. Altın hep yükseliyor, hiç düşmüyor. Bozdurmaya aslında niyetim yok, mecburiyetten bozduruyorum. 500 rakamları görünce insanlarda bir panik satış olmaya başladı. Zarar etmeden bu işten çıkayım düşüncesindeler. %10 civarında almaya gelenler, %90'ı bozdurma civarında. Bozdurmayı düşünür müsünüz bu dönemde? Düşünürüm, tabii ki düşünürüm. Yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Şu an için değil. Neden? Şu an yüksek çünkü. Çeyrek 850, yarım 1697, tam altınsa 3363 lirayı gördü. Yükselen kur farkını yaptığımız işçilik indirimleriyle bir şekilde absorbe etmeye çalışıyoruz. Beklenti düğün sezonunun başlamasıyla piyasanın hareketlenmesiydi. Ancak düğünler ertelenince takı alışverişi de ertelendi. Şu anda düğün müşterilerimiz yok yani, çeyrek alan, yarım alan, tam alan. Biz yani gelen yok şu anda. Bir çeyrek bir düğünde 850 lira yüksek. Yarım grama döndüler şimdi 250 liraya. İşlerimizin açılması için biraz altın fiyatlarının düşmesi lazım. Altın fiyatlarının yükselmesi müşterilerin de kafasını karıştırdı. Altına olanlar yüksekten bozdurma telaşına düşerken ihtiyacı olan düğün hazırlığı yapanlarsa fiyatların düşmesini bekliyor. Düğün yapamıyoruz. Dolaştım bir şey bakam alamadım yani, bakıyorum sadece. Yarım gram altın var. İşte o kadar takabilir. 100-200 öyle şimdiki zamanda. Vallahi şimdi altın falan takılmıyor, o bir gerçek. Siz gelini olduğu için almışsınız kolyeleri, bilezikleri. Evet, evet. Gelen misafir alacak mı sizce? Takacak mı altın? Altından vazgeçti, para. Yani altın yerine parayı takıyorlar. Fiyatların yükselmesinden hem müşteri hem kuyumcu dertli. Gözler düğünlerin başlaması planlanan Haziran ayında. Bir düğün sezonu açılışı bekliyoruz. Kabine toplantısından sonra eğer bu yasaklar tamamen kalkarsa, nikahlar, düğünler açılırsa işlerde muhakkak bir artış olacaktır yani. Altında son durum bu. Peki piyasada durum nedir? Hep beraber göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler özellikle son dönemde etkili olmaya da başladı. Enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde hayli fazla. Tabii onlara göre fazla. Bir taraftan da faiz acaba artar mı artmaz mı? Biden'ın yeni teşvik paketi söz konusu olabilir ki altyapıya 6 trilyon dolar civarında ayıracaklarını ifade ediyor. İşte bütün bunlar elbette ki etkili. Borsa İstanbul Yüz Endeksine bakalım. 1415.03'ten yeni güne başlayacak. Malum haftanın son işlem günündeyiz. Borsa İstanbul yüzde durum budur. Dolar efendim 8.50 sınırını dün aşmıştı. 8.54'lere kadar geldi. Yine de nereden bakarsanız 8.50 civarında fiyatlanıyor. 1 dolar evet 8 lira
49 kuruştan işlem görmekte. 8,5 lira diyebiliriz herhalde. Peki 8,5'u da kırdıktan sonra nereye gider? İşte bütün bunlar tartışma konusu. Peki euro lira karşısında efendim yine aslında yükselişini sürdürmekte ama an an küçük düşüşler söz konusu olabiliyor. 10 lira 35 kuruştan işlem görmekte euro. Euro dolar paritesinde de bir düşüş var. 1.22 civarındaydı. 1.21'lere kadar geriledi. Peki efendim, kadar derken aslında 1.20'ye geldi diyelim. Peki az evvel ifade ettik, altın son dönemlerin en iyi yatırım aracı olarak yatırımcısının yüzünü güldürmekte. Gram altın 517-518 liralardan işlem görmekte an itibariyle. Çeyrek altın 646 lira. Yarım altın 1693. Tam altınsa 3376 liradan işlem görüyor bugün. Peki altının onsuna bakalım. 1900 dolar seviyesini kırarsa ne olur, nereye gider? Bütün bunlar konuşuluyor ama an itibariyle 1893 dolardan işlem görmekte. Yıllık tahvil faizi 18.78. Ülkemizde Brent petrol 69 dolar 80 sent. ABD ham petrolü de 67 dolar 18 sentten işlem görmekte. Değerli dostlar, gördüğünüz gibi yeni güne bu şekilde başlayacak. Ve haftanın son işlem gününe piyasalar bu şekilde başlayacak. Gözümüz borsada, altında, dövizde olacak. Bakalım nerelere gider ya da gitmez, hep beraber göreceğiz. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne ilerlemekte büyük fayda var. Saatimizde 7.24'ü gösterirken bir kez daha günaydın diyelim. Karşımızda Oray Eğin olacak. Niye? Çünkü efendim bugünlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, haberlerde de aktarıyoruz bol bol, en çok konuşulan konulardan biri UFO. Evet, ve UFO'lar ciddi ciddi konuşulmakta. 2 yıl önce donanmanın çektiği görüntüleri kamuoyuyla paylaştı Pentagon. Bu kez de, yani Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, bu kez de o görüntülerin incelendiğini duyurdu dahası. ABD eski başkanı Obama da donanma tarafından çekilen o görüntülerdeki cisimlerin ne olduğunu çözemediklerini açıkladım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Bu önemli hassas hadiseyi bir değerlendirelim. Habertürk yazarı Oray Eğin'le hemen oraya döneyim. Oray, merhaba. Öncelikle nasılsın, iyi misin? Günaydın Murat. Çok önemli bir konuyla karşındayım bugün. Farkındayım, çok iyi. Bu arada New York'a da hafiften bir yaz gelmiş. Orayı kısa kollu görmekteyiz. Oraycığım, şimdi Pentagon UFO hadisesini gündeme getirdi. Bir manidarlık var mı zamanda? Neden şimdi gündeme geldi bu UFO mevzusu? Şimdi şu anda gündeme gelmesinin nedeni aslında bir iki hafta önce bu Amerika'nın en prestijli haber programı pazar geceleri yayınlanan 60 Minutes'te daha evvel UFO gördüğünü iddia eden iki kişiye yer vermesi programın. Şimdi böyle bir programda bir yer verince internette herhangi birinin ben uzaylı gördüm demesinden daha fazla ağırlığı oluyor. Yani affedersin Oray, yani ciddi ciddi Amerika'da UFO hadisesi konuşuluyor, öyle mi? Şimdi evet, yani aslında şu konuşuluyor. Biz evrende yalnız mıyız, değil miyiz? Bunun sonucunu bir türlü bilmiyoruz. Elimizde de bir kanıt olarak bir takım görüntüler var. Ve bu görüntüler devletin artık en yetkili makamları tarafından yani başkana kadar ne olduğunu bilinmediği konuşuluyor. Bundan işte bu 60 Minutes'teki bu görüntüler üzerine uzmanlar konuştu. Hakikaten işte bir takım matematiksel hesaplar yaptılar, bilimsel hesaplar yaptılar. İşte bu ne olabilir? Uçak bu kadar hızlı gitmez. Nasıl böyle bir renk olabilir? Rengi niye böyle? Nasıl denize düşüyor? Falan gibi bütün bunun üzerine teoriler inşa edildi. Ardından bir talk show'a çıktı. Gece yayınlanan bir talk show'a çıktı Barack Obama, eski başkan. O biraz esprili bir şekilde dedi ki, ben göreve gelir gelmez ilk olarak sordum, ya biz uzaylıları gizliyor muyuz bir yerde? Hani kapattığımız uzay mekiğleri var mı? Çünkü böyle de teoriler vardı işte. Amerika'da çölde bir özel bir bölge var. 51. bölge. Burada da Amerika yıllardır uzaylıları burada kontrol altında tutuyor diye efsaneler vardı. Hayır, böyle bir şeyimiz yok dedi. Bunu espriyle geçiştirdi ama dedi ki, şimdi söyleyeceğim ciddi dedi. Havada bir takım cisimler görüyoruz dedi. Ve gerçekten bunların ne olduğunu tespit edemiyoruz dedi. Daha sonra Biden'a soruldu bu. Biden hemen geçiştirdi bu konuyu. İşte dedi ki, siz bunu Obama'ya sorun dedi. Sonra Trump'a soruldu. Trump daha evvel de sormuştu bu konular. Trump ne olursa olsun Amerikan ordusu çok güçlüdür demişti eskiden. Yani uzaydan da gelseler biz onlarla mücadele edeceğiz demişti. Şimdi de dedi ki, yani ben böyle şeylere inanmıyorum dedi. Ama dedi, hani insanlar da eğleniyor bunlarla. Bunların da umutlarını biraz yok etmemek lazım gibi. O da esprili bir yanıt verdi. Ama şimdi işin aslı şu.
UFO kelimesinden UAF diye bir UAP diye başka bir terminolojiye geçildi. Yani tanımlanamayan uçan obje diye biz bunları biliyorduk bunca evet. sene. Tanımlanamayan hava fenomenleri deniyor artık bu da. Çünkü yani bunlar hava bulutu olabilirler. Atmosferdeki bir hareketlilik olabilir. Başka komplo teorileri var. İşte bunlar drone olabilir. Daha geliştirilmemiş, kamuoyuyla açıklanmayan casus silahları olabilir Amerikan ordusunun. Ki geçmişte mesela U-2 casus silah uçaklarının da UFO olabileceğine dair spekülasyonlar evet. yapılmıştı. Sonradan bunların casus uçağı olduğu çıkmıştı. Ama bildiğimiz şu, bildiğimiz bilmediğimiz aslında. Yani havadan bir şeyler düşüyor, bir şeyler gözüküyor ve ne olduğunu hiçbir şekilde bunu bilmiyoruz. Ve bir araştırma yapılacakmış. Pentagon'da bununla ilgili Haziran ayında bir rapor açıklanması bekleniyor. Şimdi bu raporun da açıklanmasına artık çok az vakit kaldığı için yani yarın öbür gün Haziran. Ama ne zaman başı mı sonu mu onu bilmiyoruz. Evet. Bir, o yüzden hani uzaylı merakı, evrende yalnız mıyız değil miyiz, bu objeler nedir? Bu konuyla ilgili merak arttı. Son bir şey daha ekleyeyim. Geçmişte de Pentagon'un kendi içinde bir hani uzay birimlerini ya da işte nasıl diyeyim uzaylıları araştıran gizli bir birimi olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra bu birim kapatıldı ama tekrar faaliyetlerine çaktırmadan yani resmi olmadan devam ettiği söyleniyordu. Şimdi bu yüzden de bu rapor ayrıca bir önem taşıyor. Yani belki de güldüğümüz şeyler gerçek olacak mı? Bir taraftan da aslında bir komplo teorisi belki. Enflasyon rakamları da hani Amerika'ya göre hayli yüksek gelmeye başladı. Acaba hani bu konu tartışılmasında konuyu uzaya mı taşıyalım derler. Ne dersin? Murat, enflasyon rakamları ciddi bir mesele burada hakikaten. Yani gündelik hayatta biz de hissediyoruz. Buna gidiyorsunuz markete 1 dolar, 2 dolar, 50 sent, 25 sent ufak ufak. Temel ihtiyaçlarda fiyatların artmaya başladığını şimdiden görüyoruz. Mesela hem de tüketicinin bağımlı olduğu, almak zorunda kaldığı ürünlerde tuvalet kağıdı gibi. İşte Paul Krugman, en önemli New York Times'in ekonomi yazarı ve Nobel ödüllü ekonomist, bunun geçici olacağını, ekonominin toparlanacağını söylüyor ama ciddi bir enflasyon paniği var. Komplo teorilerine gelirsek, tabii ki yani böyle bir komplo olur da QAnon, bu bildiğimiz bütün komploların merkezindeki bu QAnon eksikaları mı artık neler neler üretiyorlar. Yani seçimlere uzaylıların çaldığından Biden'ın uzaylılarla işbirliği yaptığına kadar. Yani uçsuz bucaksız bir komplo teorisi, saatlerce bunu konuşabiliriz ama tabii her türlü teori konuşuluyor. Ama önemli olan Pentagon'un raporu, bakalım ne diyecek. Oray, son bir soru o halde. Şimdi biz tam açılmayı konuşuyoruz. New York cadde sokakları eski neşesine kavuştu mu? Yani tam açıldı ve hani herkesin içinde öyle bir coşku kalmış ki her yer tıklım tıklım, insanlar sokaklarda diyebilirim. Bir de tabii şöyle bir sorun var. Aşı olmak isteyen herkes aşı oldu. Bundan sonra aşı olmak istemeyen ya da tereddüt eden insanlara aşı yapılması için hemen hemen her sokak, yani kalabalık insanların dolaştığı meydanları, sokakları, küçük küçük minibüslerle aşı istasyonları kuruldu. Metrolarda bedava işte bir haftalık metro kartı veriyorlar aşı olan insanlara. Hani apart mesela bu J&J, özellikle Johnson & Johnson aşısı bir kere de yapılacağı için onu teşvik ediyor insanlar. Çünkü pek çok insan işini bırakmak istemiyor. İkinci gün hasta olmaktan çekiniyor falan. Dolayısıyla böyle muazzam bir aşı teşviki var ama hayat gerçekten normale döndü denebiliriz. Spor salonlarında mesela maskeler çıktı. Sokaklarda da artık kimse maske takmıyor. Yani maske yakma partisi bile yapıldı diyebilirim sana burada. Peki Oray, çok teşekkür ediyoruz. Ki herhalde bu konuda New York en sıkı eyaletlerden, şehirlerden biriydi. Onlar da, yani siz de açıldıysanız herhalde Amerika'nın genelinde bu yayılacaktır. Oray, çok teşekkür ediyorum. UFO tartışmaları arasında sana güzel bir akşam diliyorum. İyi bir hafta sonu da diliyorum ayrıca. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşürüz. Oray Eğin bizlere anlattı değerli dostlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir taraftan tam açılma malum artık başladı. Bir taraftan da enflasyon rakamları tabii onlara göre bir hayli fazla, %4 civarı konuşuluyor. Bir taraftan da bu UFO tartışmaları ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde yer almış. Gelelim biz kendi gündemimize, kendi tartışmalarımıza. Şimdi Alman aşısı biliyorsunuz BioNTech. Ve BioNTech aşısında iki doz arasındaki süre 12 haftaya çıkabilir mi? Açıklama Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan geldi. Kara, iki doz arasındaki ara açıldıkça etki daha iyi olur diyor. BioNTech'in aile hekimliklerinde yapılacak olmasının aşılamayı hızlandıracağına da dikkat çekiyor Kara. Bu aşılarda belli bir süre buzdolabında kalabiliyor açıklamasını yaptı. Aşılardaki şu kuralı mutlaka bizim unutmadan söylememiz lazım. Ara açıldıkça cevap daha iyi olur. Ama bu süre 6 ay olmaması
bir yıl olmaması gerekir. 12 hafta olabilir. İngiltere'deki çalışmalar da bunu gösterdi. Bilim kurulu üyesi Ateş Kara, BioNTech aşısında 2 doz arası 12 hafta olabilir dedi. Ara açılırsa elde edilen cevabın daha olumlu olacağını söyledi ve gerekçelerini anlattı. Arayı ne kadar açabilirsek vücut onu o kadar ciddiye alır. Hemen gördüğü bir şeyi hemen arkasından gösterdiğimizde bunu ciddiye alması azdır vücudun. Ama aralık biraz açılırsa daha iyi cevap verir. Dünyada COVID-19 salgınından çıkış anahtarı olarak görülen aşılama kapsamında etkinliği %95'lerde olan BioNTech aşısının 2 dozu arasındaki süre tartışılıyor. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri, BioNTech aşısının 2 dozu arasındaki süreyi uzattı. Sağlık Bakanlığı'ndan 6-8 hafta arası olabilir açıklaması geldi. Ateş Kara'da 2 doz arasındaki sürenin uzayabileceğini söylerken bunun hangi koşulla olabileceğini de açıkladı. Ülkemizdeki rakam böyle aşağıya doğru düşmeye devam edip de arayı açabiliyorsam o zaman bu risk çok az ve elde ettiğim cevap daha iyi olacak demektir. Aşı bu bakımdan tünelin ucundaki çok kuvvetli bir ışık. Sinovac'ın ardından BioNTech aşıları da koşulları sağlayan aile hekimlerinde yapılabilecek. Kara böylelikle aşılamanın hızlanacağını söyledi. Saklama koşullarıyla değerlendirdiğimizde bir sıkıntı veya dağıtım konusunda bir sıkıntı olacağını ben düşünmüyorum. Şunu gördük ki yapılan testler sonucunda bu aşı belirli bir süre normal buzdolabında da kalabiliyor. Şimdi bu sürelere riayet ettiğimiz, bu sürelere de sıkı sıkıya uyduğumuzu değerlendirsek ve bunu sağladığımız anda aşıların yapılacağı yerin açıkçası aile hekimliği olması veya hastane olmasının herhangi bir farkı olmayacaktır. Ateş Kara, aşı kararsızlığı yaşayanlara da seslendi. Aşılar hepimiz için gerekli ve şart. Efendim bir yıl ertelendi pandemi nedeniyle ve 23 Temmuz'da gerçekleşecek ne? Tokyo'daki olimpiyat ve bu konuda tabii ki uzmanlar endişeli doğal olarak efendim. Japonya Doktorlar Birliği Başkanı dünyanın dört bir yanından on binlerce kişinin toplanacağı bir ortamda tehlikeli bir mutasyonun ortaya çıkabileceğini söylüyor haklılar da. Japonya'da Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da yapılacak. Ancak ülkede tedirginlik hakim. Dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sporcular mutasyon virüs tehlikesi oluşturabilir. Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunların sıkı tedbirler altında yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda yabancı seyirciler izleyici olarak kabul edilmeyecek. Ancak Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Naoto Ueyama uyardı. Pandeminin başından bu yana ilk kez böyle tehlikeli bir kalabalık toplanacak dedi. 200 ülkeden 100 binden fazla insan Tokyo'da bir araya gelecek. Bunun neye yol açabileceğini tahmin etmek gerçekten çok zor. Aşıların etkisini zayıflatan ve çocuklar arasında daha kolay bulaşan yeni bir mutant ortaya çıkabilir. Bu yeni bir felakete yol açar. Avrupa Birliği liderleri Japonya Başbakanı Suga Yoshihide ile video konferans yöntemiyle yapılan Avrupa Birliği Japonya zirvesinde görüştü. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen olimpiyatları dört gözle beklediklerini söyledi. Oyunların güvenliğine yönelik hazırlıkları desteklediklerini belirtti. ...2020 yılında gerçekleşecek Tokyo Olimpiyatları salgın nedeniyle ertelenmiş... ...bu karar 124 yıllık olimpiyat tarihinde savaş durumları dışında bir ilk olarak tarihe geçmişti. Hani tam bitirdik artık derken yeniden bir mutasyona mı yol açılacak? Olimpiyatlar bu anlamda son derece önemli. Bakalım nasıl bir karar verilecek ama herhalde bu şekilde devam eder. Rusya'dan şahane bir haber geldi değerli dostlar. Niye? Çünkü Karnivakov adını verdiği aşıyla artık hayvanları koronavirüse karşı aşılamaya başladı Ruslar. Aşı besicilerden ve tabii ki sık seyahat eden evcil hayvan sahiplerinden özellikle büyük ilgi görmekte. Rusya bir ilke imza attı. Hayvanları COVID-19'a karşı aşılamaya başladı. Açıklamayı Rusya'nın Veterinerlik Gözlemci Kurumu yaptı. Karnivakov isimli aşının veteriner kliniklerinde uygulandığı belirtildi. Aşıya, besicilerle sık sık seyahat eden evcil hayvan sahipleri ve hayvanları serbest dolaşan kişilerin ilgi gösterdiği aktarıldı. Rusya Mart ayında dünyanın hayvanlara özellik COVID aşısını geliştirdiğini duyurmuştu. Hayvanlar için bir diğer koronavirüs aşısı da Amerikalı veteriner ilaç firması Zoetis tarafından geliştiriliyor. Covid-19'un hayvanlardan insanlara geçtiğine ilişkin henüz kanıt yok.
Ancak dünyanın farklı noktalarında farklı türden hayvanların virüsü taşıdığı tespit edildi. En dikkat çekeni ise vizonlar oldu. Danimarka'da binlerce vizon virüs taşıdığı için itlaf edildi. Vizonlarda görülen virüsün mutasyona uğramış halinin insanlara geçtiğine dair de veriler var. Ve çokça konuşulan bir konu idi. Dünya ısınıyor efendim. Paris İklim Anlaşması'nda öngörülenden daha sıcak olma ihtimali 2 kat arttı deniyor maalesef. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün bu raporuna göre anlaşmayla önlenmek istenen 1,5 derecelik ısınma artışı 2025'e kadar %40 ihtimalle aşılacak deniyor. Dünyanın küresel ısınmanın sınırlandırılması için eşik olarak belirlediği seviye gelecek 5 yıl içinde ulaşılabilir. Açıklama Dünya Meteoroloji Örgütü'nden. Paris'te 2015'te imzalanan iklim anlaşması küresel ortalama sıcaklık artışının 100 yılın sonuna kadar 1,5 ile 2 derece arasında sınırlandırılmasını öngörüyor. Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hazırladığı yeni bir rapora göre anlaşmayla önlenmeye çalışılan limit 2025'e kadar aşılabilir. Üstelik geçen yıl bunun gerçekleşme ihtimali %20 iken bugün bu oran %40'a yükselmiş durumda. Tahminlere göre 2025'e kadar dünyanın en sıcak yılını yaşama ihtimali de %90. Araştırmacılar gelecek 5 yıldan birinde ısınma, sanayi öncesi döneme kıyasla 1,5 derecenin üstüne çıksa bile bunun geçici bir durum olacağını ifade ediyor. Doğal değişkenler, gelecek birkaç yılın biraz daha soğuk olabileceği anlamına geliyor. Küresel ısınmanın 1,5 derecelik eşiği kalıcı olarak aşmasının ise 10 ya da 20 yıl alabileceği belirtiliyor. Son dönemde sera gazı emisyonlarında kesintiye gidileceği sözleri verilmesine rağmen dünya 3 dereceye kadar ısınma yolunda ilerliyor. Birleşmiş Milletler'in 2018'de düzenlediği iklim panelinin raporu, küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşmasının iklim değişikliğine etkisinin çok büyük olacağını ortaya koymuştu. Efendim gelelim memlekete. Oltu çayı daha yaz gelmeden maalesef kurudu. Çay üzerinde küçük göletler oluştu hatta. Balıklar o küçük alanlara sıkıştı kaldı. Su seviyesi iyice azalınca balıklar için itfaiye de can suyu verdi. Oltu çayı kurudu. Balıklar oluşan küçük göletlere sığındı. Onların imdadına itfaiye koştu. Can suyu bıraktılar Oltu çayına. Oltu çayında balıklarımız nefes almaya başladı. Oltu çayı Karga Pazarı dağlarından doğuyor. İsmini aldığı Erzurum'un Oltu ilçesinden geçip Çoruh Nehri'ne karışıyor. Ancak bu yıl daha yaz gelmeden yağışların az olması Oltu çayını kuruttu. Bahar aylarında Oltu çayının debisi artar, gürül gürül akardı. Şimdi çaydaki balıklar bir damla suya muhtaç kaldı. O balıklar çay üzerinde oluşan küçük göletlere sığındı. İtfaiye ekipleri göletlerdeki balıklara can suyu verdi. 12 ton suyla çay içindeki küçük göletler dolduruldu. Memleketimizdeki Oltu çayı uzun yıllar sonra bu aylarda kurudu. İçerisinde yaşayan canlılar, özellikle balıklara nefes oldukları için Oltu itfaiyesi çok teşekkür ediyoruz. Suya kavuşan balıklar ölümden kurtuldu. Oltu itfaiyesine biz de teşekkürümüzü gönderiyoruz efendim. Önemli bir girişim. Şimdi Macaristan'a gidelim. Macaristan'da bir zat-ı muhterem. Bölgeye gelen göçmen kuşların sayısının gittikçe azaldığını fark etti. Acaba neden? Şimdi göçmen kuşları yeniden o bölgeye çekebilmek için çıktı. Evinin çatısına tam 400'den fazla kuş yuvası yaptı. Macaristan'dayız. Talaş, alçı ve su kullandı. Evinin çatısına 400'den fazla kuş yuvası yaptı. Görüntüler Macaristan'dan. Güney Macaristan'ın Tavansi köyünde yaşayan Ferenc Matix, bölgeye gelen göçmen kuşların sayısının azaldığını fark etti. Durumdan endişelenen Matix, evinin çatısında kuşlar için adeta bir otel inşa etti. İlk önce 10 yuvayla başladım. Daha sonra 20 yuvaya daha ihtiyacım oldu. Şimdi toplamda 430 yuva bulunuyor. 12 yıl önce yuva yapmaya başlayan Matix, süreç boyunca yuvaları değiştirdi. Önce beyaz olan yuvalar, kuşların kahverengiyi tercih ettiğini öğrenince renk değiştirdi. Matix, kendi çatısında yer kalmayınca komşu evlerin çatısına da yuva yapmaya başladı.
Macaristan'daki kırlangıç nüfusu 2000 ile 2010 yılları arasında %64 oranında azaldı. Bunun en büyük sebebi ise artan tarım çalışmaları. Kullanılan böcek ilaçları kuşların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Ve geçelim efendim haftaya özellikle damgasını vuran fotoğraf karelerimize. Hafta boyunca size haberlerimizi aktardık ama bazı fotoğraf kareleri gerçekten ön plana çıkıyor. Bu videolardan seçip alıyoruz sevgili Sedat Oğuz editörümüz bizler için sizler için seçti. Hemen bakalım. Efendim burası Malezya, malumunuz Asya'nın en kalabalık ülkelerinden biri. Malezya ve Malezya'da koronayla mücadelede şu ana kadar 2400 kişi kaybedilmiş durumda. Burası da efendim Perak'tan bir fotoğraf karesi. 500 binin üzerinde vakanın görüldüğü ülkede şimdi de köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi. Bu virüsün insandan insana bulaşıcılığı onaylanır ise şayet şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8. koronavirüs olacak. Gözler bu anlamda Malezya'da, Malezya'dan gelecek haberlerde. Bu fotoğraf karesi de Malezya Perak'tan bir fotoğraf karesi efendim, bir mezarlıktan. Peki ikinci karemize geçebiliriz. Türkiye'deyiz. Başkentimiz Ankara'dayız. Ankara semalarındayız daha doğrusu. Süper Ay sırasında çekilmiş bir fotoğraf karesi. İki savaş uçağımız ve arkada Süper Ay. Çiçek dolunayı deniyordu hatta. Savunma Bakanlığı bu fotoğrafı ayda tutulsa, süper ayda olsa onlar hep orada mesajıyla paylaştı. Son derece güzel bir fotoğraf karesi. Ankara'dan bize ulaşan bir fotoğraf karesiydi bu. Peki Ankara'dan gidelim Ruanda'ya değerli dostlar. Evet Ruanda'da Kigali'den bir fotoğraf karesi görmektesiniz. Malumunuz orada devam ediyor hali hazırda şiddetli çatışmalar ve Ruanda'da hayatını kaybedenler işte bu şekilde sıralanmış bir şekilde gözler önüne seriliyor. Fransa. Peki Kigali'den Ruanda'dan bize ulaştı bu fotoğraf karesi, onu da aktaralım. Her yüzden insan var. Ve her kabileden, her toplumdan insanı barındırıyor efendim. Geçelim bir başka fotoğraf karesine. Buyurunuz Hindistan efendim burası ve Hindistan denince akla tabii özellikle Hindistan varyantı akıllara geliyor. Koronavirüs akıllara gelmekte özellikle son dönemde ama Bengal'den bir fotoğraf karesi yerini almakta. Hindistan'dan efendim bu sıradaki karemiz. Korona yüzünden zor günler yaşayan Hindistan'ı şimdi de kasırga vurdu. Ülkede bir ay içinde ikinci kasırga meydana geldi. Yaz kasırgası deniyor adı bu. Ve yaz kasırgasının hızı saatte 140 kilometreye ulaştı. Batı Bengal'de 20 binden fazla evde büyük hasar meydana geldi. Bölgeden 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Fırtınada şimdiye kadar 5 kişi de hayatını kaybetti. Gelen veriler bu yönde ve evsiz kalanların sayısı da 150 bini geçmiş durumda. Bunu da aktaralım yine. Hindistan bu sefer dediğimiz gibi koronavirüs belasıyla uğraşırken bir taraftan da kasırgayla uğraşmak zorunda kalıyor. Az önceki fotoğraf karesinde Ruanda'daydık. Onu bir daha verebiliriz. Ruanda'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron Ruanda soykırımının 27. yıl dönümünde ülkesinin soykırımdaki sorumluluğunu kabul etti efendim. Ama bu itiraf 1994'te yaşanan soykırımda ölen 800 bin Tutsi'yi geri getirmeyecek. Dediğim gibi az evvel de aktardım, fotoğrafta katliamda hayatını kaybeden insanların küçük bir bölümünü görmekteyiz maalesef. Peki bir başka fotoğraf karemize geçelim. Burası da komşumuz nereden? Irak'tan, Bağdat'tan bir fotoğraf karesi. Aslında durumun vehametini anlatmakta büyük fayda var. Daha doğrusu gayet güzel anlatıyor. Kelimelere çok da gerek yok. Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tahriş Meydanı burası. Ve meydanda toplanan yüzlerce hatta binlerce kişi kamu hizmeti yetersizliği ve sivil aktivistlerin öldürülmesi nedeniyle hükümeti yine
protesto etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz ay ve yıllara da damgasını vuruyordu böylesi protestolar. Gösteriye katılan yaşlı bir kadın güvenlik güçlerine işte bu şekilde tepkisini gösteriyor, ellerini iki yana açarak. Evet, geçelim Irak'tan, Bağdat'tan ve tabii ki İtalya'ya, Katanya'ya, Sicilya'dayız. Görüntü son derece güzel. Avrupa'nın en ünlü yanardağı Etna yine lav püskürtmeye başladı. İtalya'nın güneyindeki Etna yanardağı 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğine bir yenisini daha eklemiş durumda. Güneydoğu kraterinde bu yıl 25 kez patlama yaşandı. Lavların gücü yıkıcı olsa da işte böylesi güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi yöre halkı son derece alışık. Dolayısıyla efendim hatta bu işten turizm açısından bir hayli fazla kazançları da söz konusu. Peki geçelim İtalya'dan, Sicilya'dan, Katanya'dan. Ağrı'ya, ülkemizin göz bebeği, muhteşem bir yapı. Efendim yine Türkiye'deyiz. Her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nda Doğu Beyazıt'tayız. Gün batımı Anadolu Ajansı muhabiri sevgili İsmail Kaplan tarafından bu şekilde görüntülenmiş. Son derecede güzel ve harikulade büyüleyici bir görüntü. İshak Paşa Sarayı'nın o muhteşem yapısı, arkada gün batımı ve Ağrı'dan, Doğu Beyazıt'tan bize yansıyan bir fotoğraf karesi. Ellerine sağlık çeken arkadaşlarımızın, değerli dostlar, dünyanın dört bir yanından fotoğrafları sizlerle paylaştık. Peki bizler burada haberleri aktarıyoruz. Videolarda o görüntüler saniye saniye kare kare geçerken atlayabiliyoruz tabii. Ama böyle zamana damgasını vuran fotoğraf kareleri son derece önemli. Sevgili Sedat Oğuz bizler için seçti. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi efendim ilerliyoruz. Saatimiz 7.49'u gösteriyor. Twitter Murat Güloğlu, Instagram'da Murat Güloğlu TV. Buralardan bize ulaşabilirsiniz. Gün başlıyordasınız. 28 Mayıs Cuma günündeyiz. Sağlıklı, şifa dolu bir gün olsun diyelim. Şimdi saat yaklaşık 7.58 sularında yine karşınızda olacağız ama öncesinde sevgili Aysun Öz'ün bizler için hazırladığı etkinlik takvimi var. Kültür ve sanat dünyasında ne oluyor ne bitiyor buna bakalım. Sonra buradayız. Kerem Müzesi'nin Zevk Meselesi sergisi kapsamında hayata geçirdiği Plastik Düşler sahnesi bugün 3. ve son etkinliğiyle yeniden açılıyor. Müzik ve görsel sanatları bir araya getiren serinin Kozmik Tesadüfler isimli son etkinliği plastikduslar.com adresinden ulaşılabilir. Crank Art Gallery, sanatçı Larissa Araz'ın Türkiye'nin doğusunda ve batısında gelişen süreçlerin karşılaştırmasını yaptığı, 10 yıllık bir süreye tanıklık eden bir fotoğraf serisi olan Şark ve Garp sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 8 Haziran 22 Ağustos tarihleri arasında görülebilir. Türkiye'de çağdaş sanatın öncülerinden Füsun Onur'un Arter koleksiyonunda yer alan Opus 2 Fantasia adlı yerleştirmesi 3 Haziran Perşembe günü ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Emre Baykal'ın yaptığı sergi 20 Şubat 2022'ye kadar Arter'de görülebilir. Borusan Sanat bu hafta dijital platformlar üzerinden yayınladığı konserleriyle Mayıs ayına veda ediyor. Pazar günü saat 11.30'da borusansanat.tv'de Venezuelalı Şef Domingo Hindoyan yönetiminde Bifo müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de çağdaş sanatın gelişimini destekleyen ve sanatın farklı disiplinlerinde uluslararası projelere yer veren Akbank Sanat bu yıl 1-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 15. Contemporary İstanbul'da yer alan standında Olan ve Aşkınlık başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ilk çevrimiçi rap festivali Rap in Play başladı. Ücretsiz olarak gerçekleşen festival, çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo'dan izlenebilir. Doğal Yaşam Festivali bu yıl 3-4-5 Haziran tarihlerinde Kemerburgaz Kent Ormanı'nda bulunan yeni bir yaşam etkinlik alanında gerçekleşecek. Atölye ve workshopların düzenlendiği festivalde son gün Selen Beytekin ve Marvi Jane sahne alacak. Elektronik müziğin sevilen isimlerinden Solomon'un uzun zamandır beklenen ikinci albümü Nobody Is Not Loud bugün dijital platformlarda yayında.
Efendim 28 Mayıs sabahındayız, cuma günündeyiz. Hayırlı cumalar, güzel cumalar, sağlıklı, şifa dolu bir cuma olsun hepimiz için. Bu arada 6'dan bu yana yayındayız haberlerimizle, dilimiz döndüğünce de yorumlarımızla. Soru ve görüşleriniz için aşağıda ev adreslerimiz vardır. Gerek benim, gerek Habertürk'ümüzün, gerekse Muharrem abimizin. Lütfen buralara mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Bir kez daha günaydın. Ve programımızın bu bölümünde ne yapıyoruz? Ankara'ya gidiyoruz. Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya Ankara'da bizlerle beraber yine. Muharrem abi günaydın. Günaydın Murat. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Abi bugün de artık haftanın son iş ya da işlem günündeyiz. Nelerden evet. bahsedelim, nerelerden nerelere gidelim daha doğrusu? Dıştan yine başlayalım istersen. Bugün sabah Kültür ve Turizm Bakanı ile Cumhurbaşkanı Sözcüsü birlikte Almanya'ya gittiler. Almanya'ya gitmelerinin temel nedeni turizm tabii ki. Bir süredir Türkiye'ye turistin gelmesinin önünde en büyük engel olarak gözüken Türkiye'deki vaka sayısının yüksekliği, buna ilişkin tedbirler alınmıştı. 1 Haziran'dan sonra yeni düzenlemeler gelecek ki ona da atıf yapacağım biraz sonra, neler olacak, neler bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte bu sabah Almanya'ya gittiler. Almanya'da turizm çevreleriyle görüşmeleri bekleniyor. Bu arada Uğur Şahin'le de görüşecekler ki Uğur Şahin Haziran ayında Türkiye'ye gelme planı olduğunu daha önceden açıklamıştı. Kalın ve Ersoy bundan bir süre önce de Rusya'ya gitmiş ve orada görüşmelerde bulunmuştu. Beklentileri hem Almanya'nın hem Rusya'nın ve beraberinde de tabii ki Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Türkiye'ye olan uçuşlara müsaade etmesi, bu uzun süredir en büyük sorun olarak karşımızda duruyor. Umarım çözülür, umarım aşılır ama buradaki en büyük sorun vaka sayısının 5000'in altına inmesi. Ve bununla birlikte de o 100 binlik il dilimleri var ya, onların toplamının yani 100 binlik oran içerisindeki durumun ne olduğunun da çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Bazı Avrupa ülkeleri bunun 100 binde 10'un altına, bazıları da 100 binde 20'nin altının makul olabileceğini çiziyor ama umarım bir an önce bu mesele çözülür. Tabii ki en büyük beklenti de aşı. Eğer aşı olmazsa başka türlü bu konunun çözülebileceğini pek mümkün olmadığını net bir şekilde gördük. Evet. Aşılamanın bir an önce bitmesi gerekiyor. Şu an bir aşı tedarik zincirinde kopma gözükmüyor. Evet. Özellikle BioNTech'in devreye girmesi, Sinovac'ın Çin içerisindeki işte ihtiyacı karşılamak için kapasite artırması ki 2 milyar doza çıktı. Bütün bunlar herhalde önümüzdeki dönem bir aşı bolluğuyla karşılaşacağımızı gösteriyor ama sorun şu ki biz de faz 3 çalışmasına başlayacağız. Evet. Faz 3'e katılacak aşı olmamış kişi kalmayacak herhalde. Bir de öyle bir problem var. Umarım burada bir çözüm bulunur. Miyiz? Yerli aşılama ya da yerli aşının ortaya çıkması da bir sekteye mi uğratır bu durum aslında? Bu kadar bolluk. Geciktirebilir. Sinovac'ın ilk işte ben kahraman gönüllü olarak ilk çıkanlardanım evet. hatırlarsan. O dönemde Sinovac aşısı çıktığında bırakın vatandaşı, sağlık çalışanlarından yeteri sayıda insan bulunmamıştı. Doğru. O dönemde işte 1300 sağlık çalışanına hedeflenmişti. 1200-1300 arası ve kala kala 800'de kaldı. Sonrasında 10 bine ulaşılacaktı. Aşının fayda ettiği çok sonra anlaşılıp evet. işte bizim de kahramanca çıkıp ekranda da bize bir şey olmadığını gördükten sonra tabii. insanlar birden saldırmaya başladı. Ve burada çok net bir şey söyleyeyim. Profesör Doktor Serhat Ünal'ın, Profesör Doktor Murat Akava'nın ve arkadaşlarının çok büyük emeği var. Yani yine benzer şekilde Profesör Doktor Levent Akın'ın Hacettepe bu aşı çalışmalarını yürütmüştü ve o dönemde aşının faydalarını, aşının yararlarını kendi yaptıkları faz çalışmasıyla çok net bir şekilde ortaya koydular. Bilim insanları, yani burada adını sayamadığım diğer bilim Tabii. insanları da lütfen alınmasınlar. Yani Ateş Kara, Necmettin Ünal, yani aklımıza gelen birçok insan. Tabii ki Alpay Azap o dönemde, bunların hepsi profesör doktor. Sayın Yavuz Şahin, Sayın Cahit Işık. Yani
O kadar çok insan var ki. Peki üçüncü doz için zaman geldi mi acaba sizler için, yoksa hani hatırlatıcı? Bazıları tabii geldi. Değil mi? Geldi tabii. Bizim üçüncü dozumuz için zaman geldi ve geçiyor. Ve bir başka şey daha söz konusu. O dönemde, yani Kasım Aralık ayında aşılarını olanların yeni doz aşılarının yapılmaya başlanması da gerekiyor tabii. Ki şu an herhalde o da bir düzenleme içerisinde yeniden o döngüye girilecek. Ama amaç 40 yaşın altına inmek, 30'lu tabii. yaşlara gelebilmek. Eğer 30'lu yaşlara gelinebilirse zaten böyle bir durum var. Fakat tabii insanlar daha çok Sinovac bekliyor, BioNTech bekliyor. BioNTech beklemelerindeki temel neden de Avrupa'nın Sinovac'ı hala listesini almamış olması. Doğru. Bunun bir başka göstergesini de biz Suudi Arabistan'da karşımıza çıktı. Şimdi Suudi Arabistan Sinovac aşısını listesine almadı. Dolayısıyla hacca gidecek olanlarda da bu durumda illaki BioNTech, yani Türkiye'de şu an bulunan o olduğu için BioNTech aşısının yapılması gerekiyor. Böyle bir problem de önümüzdeki dönem karşımıza çıkacak gibi gösteriyor. Çünkü bu aşının etkisizliğinden değil, bu aşının güçsüzlüğünden değil, tamamen politik, tamamen bir amaca dönük, siyasal bir amacı var gerisinde. Çünkü Çin'e karşı bir yaptırım uygulamak istiyor. Çin'in üretmiş olduğu bir aşının da dünyadaki geçerliliğini, bir daha altını çizeyim, etkinliğinden değil, politik duruşundan dolayı engellemeye çalışıyor. Dilerim bunun sonu gelir. Çünkü dünya aşıya ulaşamadığı bir dönemde aşı ayrımcılığı yapmak da insanlık suçudur. Tabii, doğru. Biz insanlık suçundan girdik, madem oradan devam edelim Murat. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin toplantısı vardı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı, konuştu. Gerçekçi olalım, çatışmanın temel nedenlerini ele almadığımız sürece Filistinlilerin acıları devam edecek. Filistinlilerin içinde bulundukları kötü durum, yasa dışı işgal sona ermedikçe, kendi devletlerine sahip olmadıkça bu sorun sona ermez dedi. Ki doğru bir tespit. Nitekim İsrail'in en önemli gazetelerinden Haaretz, Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu başlığıyla çıktı ki bu manşette zaten bütün gerçekliği kendi içinden anlatıyor. Kesinlikle. Bölgeden devam edelim istersen. Suriye'de dün seçim vardı. Esad beklendiği gibi %95 ile seçildi. Sabah bir arkadaşım diyor ki çok az oy almış. Biraz daha yüksek bekliyordum. %5'lik file var. %95 oyla seçimi tamamlamış bulunuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkesinin Ruanda soykırımındaki sorumluluğunu dün kabul etti. Evet. Önemli bir adımdı. Doğru da bir adımdı. Soykırımın 27. yıl dönümünde Ruanda'ya gitti Macron ve sizlerden af diliyoruz dedi ki bu zaten bilinen bir gerçeğin ortaya bir daha dökülmesinden başka bir şey değildi. Ermenistan sınırı, Ermenistan-Azerbaycan sınırında uzun süredir problem sürüyor. Dün de yine problemler devam etti. Önceki gece sınırı geçmeye çalışan 6 Ermenistan askerini Azerbaycan askerleri esir almıştı. Ve orada bir hareketlilik ortaya çıkmıştı ama alınan tedbirler sonrasında bir yumuşamaya gidildiğinden söz ediliyor. Umarım sınır tam anlamıyla belirgin hale getirilir. Yoksa bu tür geçişler ve sorunlar o bölgede uzun süre zaten baş ağrısı. Bu kapsam içerisinde iç politika istersen süratle dönelim. Dün iç politikanın en önemli maddesi 27 Mayıs'tı. 1960, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde, 61. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan Demokrasi Adası adını verdiği veya yeni adı olarak konulan Yasada'daydı. AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Darbeci zihniyeti eleştirdi. Yeni anayasa hazırlıklarını anlattı. Ve bu kapsam içerisinde eğer ki muhalefet kendi hazırladıkları anayasaya destek vermezse milletin takdirine sunmaktan da geri durmayacaklarını söyledi. Ki bunu sunabilmek için yalnız mecliste 360 çoğunluğuna ulaşmak gerekiyor. En azından referanduma götürebilmek için. Şu aşamada bu mümkün mü bilinmez. Fakat CHP'yi hedef aldı. Konuşmasının ağırlıklı bölümünde hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Dışarıdan bir merkezden bu iş yönetiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için
kırıp sıkılıyor dedi. Nasıl kirli pazarlıklar içinde olduğunu görüyoruz dedi ki buna da Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilinden yanıt geldi. Cumhurbaşkanı bu arada bir deniz albayı diye Dursun Çiçek'e atıf yaptı ki o bir televizyon programında HDP'lilere de bakanlık verirse ne olur verilebilir yönünde bir tutum sergilemişti. CHP Grup Başkan Vekili Ergin Altay Dursun Çiçek'in ve kızının partiden ihraç edildiğini, çok uzun süredir de Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerinin bulunmadığını hatırlattı. Ki bunu daha önce de söylemişti. 27 Mayıs üzerinden Türkiye'yi kutuplaştırmaya devam ediliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekir dedi. Demokrasi adasında konuşunun yarım saatinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmasını da biz anlamlı buluyoruz yönünde de bir bakış sergiledi ki seçim yok ama Türkiye sanki seçim satına girmiş gibi çok uzun evet. süredir bir seçim iklimi yaşıyor. Muhalefetin 27 Mayıs'a dönük sözleri vardı. O dönemin yönetimlerine dönük eleştirileri vardı. 27 Mayıs'ın 61. yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına tepki gösterdi. Yine atıp tutmuşsun. Kılıçdaroğlu ülkenin dertleriyle yan yanadır. Sen git çetecilerle magazincilik oyna. Adnan Menderes de kendi algı oyunlarına alet etme diye tweet attı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün oynanan melanet oyunlarının ülkemizin yolundan çevirme ihtimali elbette düşünülmeyecektir dedi. Ve Türkiye'nin güven ve istikrar ortamını sabote etmek isteyen iç ve dış güçlerin harekete geçtiğini söyledi. Sokak dedikodularına bel bağlayan sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören suç ve terör örgütlerinin şantajlarından medet olan Zillet İttifakı milletimizin engin feraziti karşısında asla tutmayacaktır dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener'in yaklaşımı ise milletimizin iradesinde devletimizin hukukuna, demokrasimizin ruhuna zarar verecek tüm hesaplara her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. 27 Mayıs karanlığının yıl dönümünde Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum dedi. Mustafa Destici millet iradesine yönelen tüm girişimleri lanetlediğini söylerken Ahmet Davutoğlu 27 Mayıs'ı demokrasi tarihinin kararlılık ilkesi olarak değerlendirdi. Ali Babacan 27 Mayıs darbecilerinin tarihin utanç sayfasına yazıldığını söyledi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise darbe bir siyasi partiye karşı değil, demokrasi ve adalet fikrine kendi kendini yönetebilen bir Türkiye'ye karşı yapılmıştır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin dün konuğu vardı. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ki bir süre önce atanmıştı. Daha önce başka partilerin de ziyaretine gitmişti. Dün de Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İçeriden yansıyan verilere göre Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğunu ifade etmiş Satterfield. Aynı zamanda Ankara ile ilişkilerin Cumhurbaşkanı ile Amerikan Başkanı Biden'ın NATO zirvesinde yani 14 veya 15 Haziran'da yapacakları görüşmede çok daha önemli bir hal alacağına da vurgu yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi lideri dün Isparta'daydı. Gül topladı kadınlarla. Bu yıl gül taban fiyatının en az 7,5 lira olması gerektiğini de altını çizdi. Ve bölgenin aromatik çiçekler bölgesi olarak o bölgenin bu şekle dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Evet, lavanta tarlaları da var. Meclis hareketliydi hemen. Evet, çok güzeldir Murat. Bir gün gidersen böyle mis gibi gül kokar her taraf. Yani onun içerisinde dolaşırsın. Ve üstüne siner günlerdir de onun kokusu mis gibi üstünde kalır. Yani çok güzeldir. Bu sabahlar tavsiye ederim. Evet. Bu mevsim çok güzeldir orası. Ve rengi işte şu anda görüyoruz. Rengi başlı başına bir güzelliktir. Tabii biz gül toplamayı henüz makinalaştıramadık. Yani gül toplamayı makinalaştırsak o gül tarlalarını çok daha güzel ve çok daha kaliteli bir hale dönüştürebiliriz. Henüz onu geçemedik. Yani hala biz elle topluyoruz. O elle toplamanın getirdiği de çok büyük bir zahmet var. Yani dikenle birlikte nasıl toplanır o da ayrı bir konu. Dün mecliste kadına yönelik şiddet olaylarında gündemdeydi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugüne kadar yapılan çalışmalardan ve alınan önlemlerden söz etti. Bir kadın gidip polise ben sıkıntıdayım, yardım et dediğinde polis ona git müracaat et derse talimatım görevden alınması yönündedir dedi. Kadına yönelik şiddet olaylarında safsaklama varsa da hesabını sorarım diyerek de net bir duruş koydu. Amirallere soruşturma dün yapıldı. Yapılandırma amirallere soruşturma kapsamında ifadesi alınmayan 84 kişi ifadeye çağrıldı. Meclis komisyonunda dün yapılandırmanın bazı aksaklıkları vardı. Kamuya olan 244,5 milyar liralık borca yapılandırma imkanı getiriyor bu. Kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün kabul edildi. Hatırlanırsa çeklerle ilgili bir sorun yaşanıyordu. Onunla ilişkin de düzenlemeye gidiyor. Vergi borçları, vergi cezaları, idari para cezaları, SGK borçları yapılandırma kapsamında olacak. Başvurular 31 Ağustos 2021'e kadar sürecek. İlk ödeme Eylül 2021 sonunda yapılacak. Peşin ödeme yapılacağı gibi 18 aya kadar taksitlendirme imkanını da getiriyor. Bu arada firari Sedat Peker'e dönük yakalama kararı da dün itibariyle çıkartıldı. İstersen süratle konuğumuza gidelim. Çünkü 1 Haziran'a şunun şurasında işte 3 gün kaldı. 3 gün sonra ne olacak? Okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Ben hemen buradan bir noktanın altını çizeyim. Okulların en azından ilkokul bazında açılması yönünde bir bilim kurulu tavsiyesi var. Ama bunun Sağlık Bakanlığı veya kabinede nasıl bir karara bağlanacağını şu an için kestirmek mümkün değil. Lokanta ve kafelerin eğer bahçeleri varsa onların açılması hedefleniyor. O konuda da bir adım atılması isteniyor. Hafta sonları marketlerin açılmaması kaydıyla veya mağazaların açılmaması kaydıyla sokağa çıkma yasağının kaldırılması yönünde de bir teklif gelmiş. Bunun nedeni de aile içi salgının filyasyon çalışmaları sonrasında çok yükseldiği görülmüş. Ondan kaynaklı bir durum. İstersen bu konunun uzmanına doğrudan gidelim. Selçuk Pehlivanoğlu'na. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günaydın. Muharrem abi geçen gün sen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen bir açıklamayı yazıyı okurken genelgesinin genelgesi ya da yazının yazısı diye güzel bir şekilde durumu izah ettin. Daha doğrusu evet açıklamanın açıklamasının açıklaması durumu izah ettin. Tabii anlamayanlar mutlaka vardır ne olacak ne bitecek gibilerinden. Bugünden itibaren Selçuk Başkanım gündeme alırsak ne olacak eğitimde süreci nasıl fotoğrafını nasıl çekebiliriz? Yani şöyle başlayayım, bunu sizinle yaptığımız programlarda da söyledim. Birleşmiş Milletler'in bir lafı vardı biliyorsunuz, bir cümlesi bir raporundan. Bir bireyin sağlığıyla geleceği arasındaki dengeyi kuramazsanız bir neslin felaketine yol açabilirsiniz. Türkiye Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM olarak çok detaylı bir çalışma yaptık. Çünkü artık geçmişi konuşmak değil de geleceği nasıl kurtarabileceğimizi konuşmak mecburiyetindeyiz. Daha doğrusu planlamak mecburiyetindeyiz. Bütün dünyayı inceledik. Bu telafi sürecini nasıl yapıyorlar? Bugüne kadarki süreçleri nedir? Ve Türkiye ne yapmalıyı noktasına baktık. Çok iyi biliyorsunuz ki bugüne kadar biz Türkiye Eğitim Derneği olarak ve genel başkan olarak ben bu okulları bir an önce açmalıyız dedim. Çünkü dünyada okullar özellikle Avrupa'da özellikle anaokul ve ilkokullar hiç kapanmamıştı. Ama geldiğimiz bugünkü noktaya baktığımız zaman öğrenme kayıpları ciddi bir noktaya geldi. Psikososyal kayıplar, yani çocukların psikolojik ve sosyal kayıpları aslında öğrenme kayıplarından tıbbi olarak da daha kritik bir sürece geldi. Öğrencilerimize çok doğaldır. Milli Eğitim Bakanlığımız burada aslında mevcuttaki iyi oluşturmak için elinden gelen gayreti sarf etti. Çok kolay bir şey değil. 18 milyon öğrencinin olduğu bir yapıda bunu yönetebilmek. Ve tabii ki sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile alakalı değil, tabii. Muharrem Bey'in demin söylediği aşının tedariki ve yaygınlaştırılması ve yaş gruplarına göre toplumun da doğru bilgilendirilmesi ve şeffaflık da burada çok önemli. Fakat gelinen noktada öğrencilerimize eşit erişim imkanı veremedik. Yani bu sadece teknolojik olarak değil, eğitim sadece teknolojiyle alakalı bir şey değil. Yani Ankara'nın merkezinde bile internette kesintiler yaşıyorsak, kasabaları ve köyleri düşünmek bile istemiyorum.
Onun içindir ki biz hiç merkezi bir yönetim yapmayın dedik. Öğretmenler sonuç olarak, öğrenciler, veliler bu süreçten uzaktan öğretim sürecinde artık çok yoruldular ve devam etme motivasyonlarını kaybettiler. Öğrencilerin eğitim ve öğretimle olan aslında tek bağı sınavdı. Sınavları kaldırdıktan sonra da artık öğrencilerin de okulla bir bağı kalmadı. Haziran başı itibariyle görünen o ki biz okulları tamamen açamayacağız. Okulları tamamen açamayacağımız zaman yarım telafi diye bir şey olmaz bu kritik süreçte. Evet. Yani mış gibi yapmayı bırakmamız lazım. Bakın biz Meksika'dan sonra dünyada okullarını en uzun kapalı tutan ülkeyiz OECD ülkeleri içinde. En uzun kapalı tutan ülkeyiz. Biz bunu dünyadaki tüm ülkeler bazında hatta Afrika ülkelerinden bile daha fazla kapalı tuttuk. Ne kadar kapalı size tuttuk? Size bir tek rakam vereyim. 1,5 yıla yakın. Efendim? Herhalde. Tabii çok uzun süre. Ben size başka bir rakam vereyim. Biliyorsunuz bütün medyada okulları açtık, açıyoruz, yarım gün gidiyoruz. Biz de çıkıp dedik ki ya yarım gün açmak çok veli açısından yani yaşam mücadelesi veren, işe giden veli açısından çok risklidir. Anaokulları, ilkokullar için bunu bu şekilde yapmamalıyız demiştik. Bakın 16 Mart 2020 ve 2 Mart 2020 arasında, 21 arasında 175 gün okul gününde ilkokul birler en fazla açılan kademe. Kaç gün açmışız biliyor musunuz? 15 eğitim günü. 175 günde 15 gün ilkokul birlerde, 2, 3, 4'ler ve 8, 12'lerde 10 gün yüz yüze eğitim yapmışız. Yani aslında biz kötü müydü? Evet bir şeyler yapıldı ama bu aslında okulları açmak değildi. Evet. Şimdi biz Haziran başında okulları açarsak mış gibi yapacağız. Yani telafinin uzaktan öğretimle yapılmaz. Onun içindir ki bizim tavsiyemiz Türk Eğitim Derneği olarak net. Haziran başında okulları tamamen kapatalım. Hı hı. Ağustos başında adam gibi tam açılma yapalım. Hı. Çünkü burada bakın yani akademik kayıplar var, psikolojik kayıplar var. Artık bir de bıkkınlık var. Bırakın devlet okulundaki köydeki çocuklarımızı, özel okuldaki çocuklar bile artık derse girmiyorlar. Zaten girmelerini gerektirecek bir gerekçe de ortada kalmadı. Ne sınav var ne bir şey var. Evet. Ancak not yükseltmek isteyen çok düşük rakamlardan bahsediyoruz. Gelin okulları kapatalım. Ve Ağustos başında adam gibi açalım. Yani şöyle bir risk daha var Murat Bey, Muharrem Bey. Eğer biz okulları kapatmazsak, öğretmenlerin de tatillerinden daha fazla kısmaya kalkarsak, başka ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Açmakta zorlanabiliriz. Yani işin doğrusunu konuşmak gerekirse zorlanabiliriz. Nasıl bir program öneriyorsunuz? Yani sizin öneriniz ne? Bir planlanmış müfredat sistemi mi? Yoksa okulların açılmasını Ağustos sonundan başlataraktan tamamen aşıda bitecek. Dolayısıyla aşılama da tamamlanacak. Bu şekilde tam açılmayı Ağustos'la birlikte yapalım önerisi mi? Yoksa yeni bir sistem ve artık devam etmenin bir yapılanmasını mı öneriyorsunuz? Muharrem Bey, bizim önerimiz bir, Ağustos başında okulların açılması. Tamam. İki, köylerde biliyoruz, hep konuşulur, birleştirilmiş sınıflar vardır. Hı-hı. Nedir? Yani örneğin 1, 2, 3, 4 bir öğretmenle bir sınıfta eğitim görür. Şu anda Türkiye'de çocuklar, öğrenciler okula geldiği zaman bir kazanım testi yapılması lazım. Emin olun. Bu kazanım testi nedir? Okula gitmedikleri yani yüz yüze eğitim görmedikleri 1,5 yılda neyi kazanıp neyi kazanamadıklarını tespit edeceğiz. Emin olun bunu yaptığımız zaman en az %60'ının aslında sınıf tekrar yapması gerekir Türkiye'de. Çünkü bu öğrenciler bu kazanımlara ve bu becerilere sahip olamadılar. Bu da çok doğal. Biz bunu hep söylüyorduk. Artık her sınıf bir birleştirilmiş sınıftır. Bakın altını çiziyorum. Çok kritik bir şey söylüyorum. Türkiye'deki her sınıf bir birleştirilmiş sınıftır. Bizim yapmamız gereken şey bir artık şeffaf yönetim modelini açıklamamız gerekiyor. Bu bakın İngiltere'de örneğin İngiltere'nin en saygın eğitimcisinden bir komisyon kurmuşlar. Bilim kurulu diyebilirsiniz ama hepsi akademisyen değil. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bu bir komisyon telafi sürecini yönetmekle sorumlu. Ve bakanla beraber yönetmekle sorumlu. Bizim bir yönetim modeline karar vermemiz gerekiyor. Bazı şeyleri merkezi yapmamız gerekiyor ama başından söylediğimiz gibi ana yürütme okul bazlı gidecek. Dolayısıyla bir okulları Ağustos başında açacağız.
tüm hazırlığımızı yapacağız. Nedir hazırlığımız? Kritik kazanımları belirleyeceğiz. Yani 2,5 yıllık bir müfredatı bir yılda veremezsiniz. Dolayısıyla zincir kazanımla, yani öğrenim şöyle bir şeydir. Bazı temel kazanımları yapmazsanız daha kompleks sorunları çözemezsiniz. Üst üste koyarak gidersiniz. Kritik kazanımlara göre yeni bir müfredat düzenlemesi yapacağız. Bu yeni müfredat düzenlemesinde her sınıf düzeyinde kritik kazanımları belirleyeceğiz. Üçüncü olarak bu müfredatla beraber yapmamız gereken şeylerden bir tanesi bazı yerlerde odaklı telafi yapmamız gerekiyor. Yani nedir odaklı telafi dediğimiz? Örneğin 2019-2020'de ilkokul 1'e başlayan çocuk neredeyse okulu görmeden 3. sınıfa başlayacak. Yani. 5. sınıfa geçmiş olan çocuklar çok kritiktir. 9. sınıfa geçmiş çocuklar çok kritiktir. Milli Eğitim Bakanlığımızın güzel bir uygulaması var. Okullararası adaletsizliği ortadan kaldırmak için hafta sonu kurs uygulaması var. Bu çocuklar için ekstra kurs yapmamız lazım. Sadece okulla bu çocukları toparlayamayız. Çünkü beyinlerin çalışma yöntemlerinden dolayı bu çocukların artık kaybettiklerini toparlaması çok kolay değil. Biraz önce çok önemli bir vurgu yaptınız. Mart 2020'de 1. sınıfta olan bir çocuk bu sene 3. sınıfa başlayacak ve kaç gün gitti dediniz? 10 gün mü 15 gün mü gitti dediniz? İlkokul 1'deki 15 gün gitti. 15 gün gitti. Yani 15 gün giderek bu çocuk 3 sınıf birden atlamış oldu. Dolayısıyla bu bilgi kırıntısının ötesinde nerede olabilir ki bu çocuğun elindeki veriler? Hiçbir yerde olamaz. Bir de yani erken yaş eğitiminde beyin çalışmalarındaki şeyler çok daha hızlı olduğu için ve bu süreçte bu çocukların psikolojik bazı etkenlerden de, yani dünyada bir sürü araştırma var Muharrem Bey, bunların hepsini inceledik. Çok ciddi araştırmalar yapmışlar ve iki yollu yapmışlar. Bir, projeksiyonla araştırma yapmışlar. Yani 2. Dünya Savaşı'nda okulların kapalı olması, Çin devrimi, İspanyol gribindeki okulların kapalı olmasının çıktıları üzerinden araştırmalar yapmışlar. İkinci yaptıkları araştırmada güncelle ilgili güncel veriler üzerinden yapmışlar. Ve bu araştırmalar gösteriyor ki öğrenme kayıpları bu çocukların hayatında, bu öğrencilerin hayatında telafi edilmez bir boyuta gelmiş. Başkanım, özür dilerim. Yani biz biraz önce 1, 2, 3. sınıf diye başladık ama belki onlar bulundukları seviye açısından bir şey kapatabilir. Mesela 9. sınıf öğrencisini alalım. Mart 2021'de 9. sınıfsa. Şimdi lise 2'ye gelmiş olacak değil mi? Öyle gözüküyor ve alan seçmiş olacak. Elinde hiçbir veri olmadan, hiçbir birikim olmadan alanını nasıl belirleyecek? Zaten ana meselelerden bir tanesi bu. Yani 9. sınıf çok kritiktir. Liseye geçtiğiniz zaman ayrı bir müfredat yapısıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir de ilkokul 5'e geçtiğiniz zaman. Çünkü bir tek sınıf öğretmeninden branş öğretmenlerine geçersiniz. Ve branş öğretmenlerine geçişi internet üzerinden yapmaya çalıştık. Yapabilenler için söylüyorum. Burada başka bir büyük sorun var. Muharrem Bey, sosyal adaletsizlik eğitimde uçurum arttı. Yani herkes evine dadı tutamadığı için, özel ders verdiremediği için orta ekonomik seviye ve düşük ekonomik seviyedeki ailelerin ciddi miktarda sıkıntıları oldu. Bu tip süreçlerde aileler rol modeldir, mentordur. Fakat Türkiye'de baktığınız zaman 10-15 yaş altı ailelerin kadınlarının %47'si ortaokul ve altı mezuniyette. Bu kötü bir şey değil. Ama bir mentorluk yapamazlar. Eğitimle ilgili mentorluk yapamazlar. Onun için yeniden tasarlamak mecburiyetindeyiz. Yani şimdi biz Haziran'ın başında açıp ilkokulları açalım, anaokullarını yarım gün götürelim falan, bunları geçmek mecburiyetindeyiz. Bunların hiçbir katkısı olmaz. Çocukları yormaktan başka bir şey de olmaz. Bırakın gidip zihinsel olarak İnsanlar dinlensin. Hocam 2 ay kapalı dinlensin. Kalsın diyorsunuz değil mi? Okullar 2 ay kapalı kalsın. Ağustos 1'den itibaren başlıyor. Evet. Evet. Daha önce de konuşmuştuk. Avrupa'da aslında yaz tatili bizim 1/3'ümüz kadar. Doğru. 2 ay tamamen kapatalım ama Ağustos'un başında tamamen açalım. Ve tamamen açtığımız zaman her kademedeki hazırlıklarımız, ki bakanımız, sayın bakanımız bitirdiklerini söylüyor. Hazırlıklarımız tamam olsun. Öğretmenlerimiz birleştirilmiş sınıfı yönetebilecek niteliklerle donatılmış olsunlar. Aşılamalar ve da bitiyor yola zaten. Devam etsinler. Tabii ki bakın aksi takdirde Haziran'da zaten öğretmenler yorgun. Yani öğretmenler gayret sarf ettiler, alışık olmadıkları bir sistemle Doğru. mücadele ettiler. Veliler bıkkın, öğrenciler bezgin. Yani bu süreçte parça parça bir eğitimin faydası olmaz. Hiçbir faydası olmaz. Ha yapmaz mıyız? Yaparız. Bakın şu çok önemli bir şey. Karne nedir? Karne o dönemki bir yetkinlik belgesidir. Yani sizin o eğitim sürecindeki, eğitimdeki kazanımlarınızı ve yetkinliklerinizi gösterir.
Şunu net olarak söylüyorum. Bugün karne bir yeterlik belgesi değildir. Bir formalitedir. Biz çocuklarımıza karneyi verelim. Yani çocuklarımızı karneden masum bırakmayalım. Ama çok büyük bir riskle karşı karşıyayız. Biz bu çocukları geçmiş gibi kabul edersek emin olun biz neslimize karşı ne vicdani ne ahlaki hiçbir sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Evet. Turizmde açabiliriz. Turizm bölgelerindeki kişileri aşılayabiliriz. Belki bugünü dişimizi sıkarak aç kalarak kurtarabiliriz. Ama bu ülkenin geleceğini, milli bekasını ciddi bir sorunla karşı karşıya bırakırız. Nedir bu sorun biliyor musunuz? Çocuk okul terklerinin artması. Değil mi? Dünyada çalışmalar var. Sadece 11 milyon kız çocuğunu okul terk edeceği söyleniyor. Okul terklerinin artması. Çocuk işçiliğinin artması. Çocuk gelinin artması. Dolayısıyla başarısızlığın getirdiği bu faktörlerle bir ülkenin geleceğinin riske girmesi ve bir neslin gerçekten yok olmasıyla karşı karşıya kalmasıdır. Başkanım, yani biraz önce de vurguladınız. Sizin rapordan en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de şuydu. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Rusya, İsveç, İzlanda, hatta Tacikistan, Türkmenistan'da neredeyse hiç kapanmamış okullar. Ama dönüp bakıyoruz, Fransa'da 6 hafta, Çin'de 9 hafta, Almanya'da 14 hafta ama Türkiye'de 26 hafta ara verilmiş. Yani bu çok büyük bir rakam değil mi? 26 hafta eğitim süresine, yani 8 ayın 26 haftası eğer ki kapandıysa zaten bu ne ediyor? 6,5 ay ediyor. Yani geriye kalmış 1,5 ay. Evet. 45 gün okul açılmış. O da parçalı açılmalar öyle gözüküyor. Muharrem Bey, OECD'nin biliyorsunuz PISA, TIMSS sınavları var. OECD'nin bir raporunda şunu söylüyor. Okullarını en uzun kapatan ülkeler aslında PISA sınavında en başarısız ülkeler. Temel yeterlikleri en düşük ülkeler. Bu aslında iyi bir şey değil. Milli Eğitim Bakanımız da aslında bunu defalarca televizyonlarda söyledi. Avrupa'da ve dünyada en uzun okullarını kapatan ülkeleriz. Ama önceliğimiz sağlık ve sıfır risk dendi. Tahmin ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşımından dolayı. Evet. Sıfır risk diye hayatta hiçbir şey yoktur. Sıfır risk yoktur, iyi planlama vardır. Ve burada yapılması gereken bir şey daha var. Bakın bir bütçe ihtiyacımız var. Yani Milli Eğitim Bakanlığımıza bir bütçe ihtiyacımız var. Milli Eğitim Bakanlığı'na devletimiz tarafından makul bir bütçe verilmesi lazım ki dünyada yapılan çalışmalar var. Bunun 55 dolardan 450 dolara kadar öğrenci başı bir bütçe verilmesi gerekiyor bu salgın döneminin toplanmasında. Bu bütçe verilmezse temel bazı şeylere ihtiyaçlarımızı da karşılayamayabiliriz. O kadar uzun kapattık ki uzaktan öğretimle bu işi elimizden gelen gayreti göstererek yapabileceğimizi düşündük. Yapamayız. Onun içindir ki zaten Avrupa, onun içindir ki zaten dünyanın birçok ülkesi okulları tamamen hiç kapatmadı. Evet. Özellikle de anaokulları ve ilkokulları hiç kapatmadılar. Ve biz bu kapatmayı yaparken kursları, dershaneleri açık tuttuk. Yani okullarda hatta anaokullarını kapattığımız zaman Aile Bakanlığı'nın okullarını, anaokullarını açık tuttuk. Okullardaki Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokullarını kapalı tuttuk. Yani bunlar geçmişi çok konuşmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Hocam ama affedersiniz ama bir taraftan olarak... şimdi sizin bir raporunuz var, sözünüzü kestim kusura bakmayın. Türkiye'nin telafi eğitim yol haritası muhtemeldir ki bakanlığa da ulaştırmışsınızdır diye düşünüyorum en azından. Hindistan mesela hiç yarı yıl tatiline bile girmemiş. Yani hani varyantlardan kırılan bir Hindistan'dan bahsediyoruz. Yarı yıl tatiline bile girmemiş bu ülke. Yani Muharrem Bey iyi hatırlar, bir programlarında şunu söylemiştim. Avrupa'nın niye geri kaldığı belli, bilim insanlarına yeteri kadar danışmıyorlar galiba demiştim. Vaka sayıları bizden çok yüksek ama anaokullarını ve ilkokullarını hiç kapatmıyorlar. Hatta Fransa'da sokağa çıkma yasağı var. Buna rağmen okulları açık tutuyorlar demiştim. Muharrem Bey hatırlar. Hatırlıyorum. Maalesef bu... Olaylar ve Görüşler evet, programı. Evet, Olaylar ve Görüşler'de. Maalesef bu süreçte ciddi hatalar yaptığımızı biz Türkiye Eğitim Derneği olarak düşünüyoruz. Ama şunu unutmayalım. Bırakalım geçmişi. Geleceği kurtarmak için herkes üstüne düşen sorumluluğu yapsın lütfen. Kamuoyu, medya üstüne düşeni yapsın. Sivil toplum örgütleri ideolojik bakışlarla, suçlamak veya taraf olmak yaklaşımıyla değil, çocukları merkeze koyarak. Çünkü eğitim bir ideolojinin veya siyasi partinin veya bir görüşün tatmin alanı değil, bir millet ödevidir.
Ve bir ülkenin geleceği de o günkü yetişkinlerin en büyük sorumluluğudur. Bunu tasarlamak için Milli Eğitim Bakanlığımızı suçlamak, devleti suçlamak yaklaşımıyla değil, ama çözüm öneriyle ilgili ciddi bir şekilde kamuoyu oluşturmak mecburiyetindeyiz. Ve velilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani çocuklarımızı şu anda anaokulun, diyelim ki Haziran 1'de anaokul, ilkokul 1'leri gene açtık. Gene yarım gün veya tam gün açtık. Diğer kademeleri açmazsak 187 gün olan eğitim, yani yüz yüze olması gereken eğitimi gerçekleştirmezsek ve doğru bir stratejiyle gerçekleştirmezsek, emin olun zaten eğitimle ilgili adalet terazimiz çok şaşmış olan bu ülkede, maalesef parası olanla olmayan arasındaki uçurumun derinleşmiş olduğu bu ülkede, bu ülkenin geleceğiyle ilgili çok ve çok büyük risklerle karşı karşıya kalırız. Başkanım, burada ki sizin yine raporunuzdan bir veri görüyorum. UNESCO verileri üzerinden bir tablo hazırlamış arkadaşlar. Ellerine sağlık. Amerika, Avusturya, İsveç, İzlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Norveç, Kore, Fransa, Belçika. Bunlar en az okulunu kapatan ülkeler olarak gözüküyor. Peki okulunu en çok kapatan ülkelere bakıyoruz. Meksika, Türkiye, Kolombiya. Yani bu bile hangi sınıfa girdiğimizin çok net bir göstergesi. Yani onlarda da bu salgın söz konusu. Orada da hatta aşılama Türkiye'nin gerisinde olan ülkeler söz konusu. Ama neden böyle gidiyor? Bir, ikincisi de biz hep K12 konuşuyoruz. Peki üniversiteler ne olacak? Yüksek öğretimi ne yapacağız? Çok affedersiniz, bir araya girmem lazım. Maalesef. Hocam pardon, geçen hatta dün bir haber aktarmıştım. 2 yıllık yüksek okul okuyan öğrenciler 1,5 yıl okula gitmeden mezun oluyorlar şu an. Mezun olacak değil mi? Doğru. Bak Murat'ın şeyi de çok güzel ya, örneği de. Yani bakın maalesef bizimki gibi ülkelerde eğitimin çıktıları 20 yıl sonra olduğu için, seçimler 4 yılda yapıldığı için, eğer turizmi açmazsanız haklılar, bugün döviz girmesi gerekiyor. Restoranları açmazsanız haklılar, yani burada devlete niye yapmadın deme durumunda değiliz. Türkiye'nin belli koşulları ve belli imkanları var reel olarak baktığınız zaman. Açmadığınız zaman çarklar dönmüyor, evlere ekmek girmiyor. Eğitimi açmayınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor aslında. Bugün için hiçbir şey olmuyor. 15-20 yıl sonrası için de çok büyük şeyler oluyor. Yani oluşturmuş olduğumuz faylar öyle bir çatlıyor ki düzen tamamen yıkılıyor. Onun içindir ki maalesef bizimki gibi ülkelerde eğitimde bir önceliklendirme yapılamıyor. Burada dikkat edilmesi gereken ve altını çizdiğiniz şey çok önemli. Yüksek öğretim ne oluyor? Yani sizin bir iki programınızda da Muharrem Bey bunu altını çizerek söylemiştim. Hep K12'yi konuşuyoruz. Sanki evet. Günah keçisi Milli Eğitim Bakanlığı'ymış gibi konuşuyoruz. Evet. Orada bir gayret var. Emin olun biz Türkiye Eğitim Derneği olarak yüksek öğretimle ilgili bir çalışma yapmak istedik. Bir veri bulamıyoruz ki. Bir veriye sahip değiliz. Çünkü Milli Eğitim değiştiyse açmak için veya bir şeyler yapmak için çok ciddi bir çaba var. Tabii. Aynı çabayı biz gerçekten yüksek öğretimde görmüyoruz. Yani yok, yani sanki hiç yokmuş gibi davranılıyor. Şimdi ben size şunu şey yapayım. Biz genelde diyoruz ki 2 milyon, 3 milyon insanın, öğrencimizin internete erişimi olmadı. Şu kadar kişinin aşağı yukarı birisi 1 diyor, birisi 2 diyor. Farklı rakamlar var. Yüksek öğretimde kaç kişinin erişimi olduğunu biliyor muyuz? Hiçbir çocuğumuz doğru düz sınava girmedi. Hatta kopya çekme dedikodularına üzerine uyarı yazıları gitti üniversitelere. Doğru. Yani bunları üniversiteler nasıl etkileyecek? Ve burada Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda çok sayıda üniversite açıldı. Yani üniversite bir süreçtir. Onun kültürünün oluşması, üniversitenin yapısının oluşması bir süreçtir. Burada üniversitelere bırakıldı. Yani siz en iyi bilirsiniz, siz yapın dendi. Aslında burada yüksek öğretimin kurumunun bir liderlik yapıp hem müfredat, yani biz orada şunu önermiştik. Demiştik ki örneğin matematik belli branşlarda en iyi üniversiteler hangileri? Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, bir dersi bunlar üstlensinler. Aynen. Bir dersi başkaları yapsın. Her hoca kendi 30 öğrencisini arasa hangi öğrencinin ne sıkıntısı var ortaya çıkar. Yani kaç tane erişimle ilgili sıkıntımız var. Şu varsayımla gidemeyiz. K12'deki çocukların ailelerinde yoksulluk var, erişememe var, hayat mücadelesi, çalışma var, yüksek öğretimde yok. Aslında burada bir risk daha var. Muharrem Bey, Murat Bey, bir risk daha var. K12'deki çocukları belki toparlamak için bir süreciniz var.
Yüksek öğretimdeki çocukları nereden toparlayacaksınız? Direkt iş gücüne dahil olacak. İğne vurmayı bilmeyen bir hemşireyi nasıl şey yapacaksınız? Bu çocuklar 2 yıl meslek yüksek okullarına gidip de hiç okul görmeden mezun olanlar. Aslında kritik mesleklerde, yani uygulamalı dersleri çok yoğun olan mesleklerdeki çocuklara diplomayı veriyoruz. Vermekle belki mecburiyetindeyiz. Bir uyarımız var mı? Bunlar diplomayı aldıktan sonra hayata atıldıktan sonra bir telafi süreci tasarladık mı? Hayır, yapmadık. Ama bunu konuşamıyoruz çünkü bizim bildiğimiz bir veri yok yüksek öğretimle ilgili maalesef. Ve şunu unutmayalım, bu çocuklar en önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz genç işsizlik. Evet. Yani üniversite mezunlarının özellikle işsiz kalması. Türkiye'deki verilere baktığınız zaman artık istihdamda ilkokul mezunlarının istihdam oranları daha yükselmeye başladı. Bunun sebebi nitelikle alakalı bir şeydir. Yani üniversiteyi bitirmiş çocuklarımızın yaşam becerileriyle alakalı bir şeydir. Sadece mesleki becerileriyle alakalı değil. Bu yaşam becerilerini biz o çocuklara hiç veremedik bu süreçte. Ve bu çocuklar, öğrencilerimiz, çocuklardan kastım tabii artık 18 yaşın üstündeki bireylerimiz doğru dürüst mesleki, sosyal ve etkileşime, yani çünkü hep şunu konuştuk, ben bunu belki 250 kere söyledim. Bu bir eğitim değildir, bu bir öğretimdir. Uzaktan eğitim olmaz. Eğitim 21. yüzyılda sosyal ve psikolojik etkenleri vardır. Bir ekosistemi vardır. Bir çocukla öğrencilerin bir araya gelmesi, öğrencilerin etkileşim içerisinde bulması, öğrencilerin sosyal faaliyetlerinde bulması 21. yüzyıl bireyinin temel niteliklerini oluşturur. Yüksek öğretimde bizim böyle bir şeyimiz yok. Yüksek Öğretim Kurumumuz bir anket yapıp bununla ilgili belli bir verileri paylaştı. Oraya bakarsanız her şey mükemmel ama realiteye bakarsanız, yani bu kadar yüksek öğretimdeki çocukların refah içinde olması mümkün mü? Bizim kafamızda soru işareti var. Bununla ilgili de kesinlikle tedbir alınması lazım. Özellikle sağlık gibi, özellikle bazı kritik süreçlerdeki öğrencilerin bu sürecin sonunda karşı karşıya kalabilecekleri sorunlar, işsizlik, yetersizlik ve yetkinsizlik sorunları nasıl aşılacağıyla ilgili bir planlama yapılması zaruridir. Evet, başkanım, çok daha az zamanımız kaldı. Benim son 1,5 dakika. Merak ettiğim nokta, tabii benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu. Yani çocuklar tamam, bu süre içerisinde eğitimde hem uzaktan eğitim hem de okullara çok az süreyle gidip gelerekten bir eğitim sürecini geçirdiler. Bunların geri dönüşüne ilişkin bir çalışma yapıldı mı? Elde buna dönük bir veri var mı? Yani bu ne getirdi bize, ne bıraktı? Ve bu yani hani yapılır ya böyle savaş sonrası zayiat, ne olmuş, ne bitmiş, ne kadar masraf edilmiş, sonuçta ne çıkmış? Böyle bir durum söz konusu mu? Elimizde böyle bir raporlama var mı? Muharrem Bey, biz bu raporu hazırlarken Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her tarafında ciddi raporlar gördük. Hatta ülkelerin ortak komisyon oluşturup rapor hazırladığını, evet, gördük. Maalesef Türkiye ile ilgili zaten şeffaflıkla ilgili bir sıkıntımız var. Milli Eğitim Bakanlığımız çok uğraştı ama kamuoyuna yansımış açıkça birkaç tane de olsa böyle bir çalışma şu anda elimizde yok. Aslında bir şeyi yeniden yapacaksanız, şey yapacaksanız, restore edecekseniz neyi restore edeceğinizi bilmeniz lazım. Hangi süreçte gideceğinizi bilmeniz lazım. Bunu okulları açtığınız zaman yaparız diyemezsiniz. Bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılması lazım ama maalesef bizim ulaşabildiğimiz yeterli sayıda bilimsel çalışma yok. Bu çalışmayı yaparken de Avrupa ve Amerika'daki ve bazı ülkelerin söylediğim gibi kuruluşların ve ülkelerin yaptığı çalışmaları baz aldık ve bizim ülkemizde yapılması gerekene o noktada geldik. Hocam, kervan yolda düzülür. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Diyerek bitirelim herhalde. Peki. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler başkanım. Yani siz tam anlamıyla bir eğitim yoksullaşması diyorsunuz ama sanki anoreksiye uğramış bir halde gibi görüyoruz kendimizi. Çünkü daha kötü bir duruma geldi. Yani yoksulluğun yine bir vücut şeyi vardır ama bu iyice kurumuş, yani iskelete kalmış gibi bir sürece doğru hızla gidiyor. Bir anoreksi hali yaşıyor eğitim. Umarım bundan bir an önce çıkılır. Umarım. Başkanım çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Muharrem abi, dilersen eğitimin durumundan, evet, havanın durumuna doğru bir uzanalım. Hüseyin karşımızda. Hüseyin, merhaba, günaydın. Günaydın Murat Bey, günaydın Muharrem Bey, Hüseyin. İyi sabahlar. Murat Bey, önemli bir uyarı deniyor. Ne dersin, kuvvetli sağanak mı geliyor?
Dün Anadolu'da belki haberlerde yer aldı. Hortum dahi yaşadık. Bazı yerlerde dolu da yağdı Murat Bey. Sağanak yağışlı bir havanın içerisindeyiz. Gök gürültülü sağanakların bugün cumartesi günü kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazar günü çoğu noktada mola verebilir az ama pazartesi salı bu sefer İstanbul'da dahil olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri gösteriyor hava tahmini. İstanbul'da dahil olmak üzere salı günü, pazartesi günü. Şimdi bugün ve yarın da İstanbul ve çevresinde yağmur bekliyoruz. Ama sel, su baskını ya da dolu iri taneli bir hadise şimdilik görünmüyor İstanbul'da. Sakin olabileceğiz ama Orta Karadeniz'de ve Ankara'da, Muharrem Bey bu gece Ankara'da saat 11 suları, 23-24 sularından sonra gece aydınlanabilir efendim. Tekrar gök gürültülü sağanak yağışlar gece yarısı sabah saatlerine kadar aralıklarla Orta Anadolu'da etkili olacak. Sevgili yağışlar... Hüseyin Öztel, dün gece çok güzel bir yağışla karşılaştık. Zaten dün saat 16 civarı başladı. Neredeyse saat 24'e kadar kesintisiz yağdı ve çok güzel yağdı. Barajlar için de çok iyi olmuştur herhalde. Tabii Ankara'nın barajları biraz sıkıntılı. Böyle uzun yağışlara çok ihtiyacı var Murat Bey. Yani yağıyor oraya da ama kısa yağıyor. Böyle Muharrem Bey'in dediği gibi şimdi uzun yağınca çok faydası var. Yarın da öyle uzun yağmurlu bir gün. Ama gecesinde özellikle başkent çevresinde şehir altyapı sebebiyle bazı aksaklıklar yaşanabilir. Gece kuvvetli yağış geliyor. Nereye yağarsa 60-70 milimetre o bölgede su baskını yaşanacaktır. Bizim balık adamlarımız var. Sevgili Hüseyin, sorun yok. Bizim balık adamlarımız var. Ya Ankara'nın balık adamları çok uzun süredir görev yapıyor zaten. Valla büyük şehirlerin hepsinde balık adam kabiliyeti edinmek lazım. Yani büyük şehirde yaşayanların derdi. İç Anadolu bölgesindeki dertler az ama yağmur yağsın da dediğiniz gibi bol bol sulanalım. Yani bazı noktalarda aksaklık yaşanacak belli ki yağış şiddetli olduğunda. Ama Konya'ya, Nevşehir'e, Ankara'ya yağmur yağması şu an paha biçilemez. Doğu Karadeniz'deki insanlar sürekli bizlere ulaşıyorlar. Ne zaman yağmur yağacak diye. Doğu Karadeniz'de çok ciddi bir kuraklık var. Karadeniz'i yağmurlu bilirsiniz değil mi? 40 günde 2 defa yağmur yağdı Trabzon'a. Yani böyle şehirler var. Lokal olarak bölgeler kuraklık yaşayabiliyor. Ama bugün, yarın ve haftaya bazı sorunlarımız kuraklıkla ilgili çözülüyor. Hava tahminleri böyle der Murat Bey. Turizm bölgelerimiz için bir şey söyler misin son olarak? Akdeniz'de, Ege'de hava sakin görünüyor. Yani orada ne yağmur, rüzgarlı bir hafta sonu. Ama yağmur açısından hep kuzey kesiminde kalacak yağmurlar. Peki. Antalya'da mesela bir problem görmüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. İyi hafta sonunu diliyoruz sana. Sizlere de efendim. Muharrem abi, iş Hüseyin. Gününü bitiriyoruz ama yarın olaylar ve görüşler akşamı diyelim. Neler yine, olacak? Tabii. Yarın saat 21'de her zaman olduğu gibi olaylar ve görüşler programımızda bu kez anayasa çalışmalarını ele alacağız. Çünkü neredeyse bütün partiler bitirdi çalışmalarını. Kamuoyuyla paylaştılar. Cumhuriyet Halk Partisi daha önceden böyle bir çerçeve taslak açıklamıştı. Parti meclisine götürmeyi planlıyor. Ama bununla birlikte İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi daha geniş bir taslak sunumu yaptılar. Ne getiriyor? Yani anayasaya niye ihtiyaç duyuldu? Çünkü son 10 yıla dönüp baktığımızda son 10 yıldaki anayasa değişikliği o kadar fazla ki ardı sıra geldi. Dolayısıyla bu kadar çok anayasa değişikliği yapılmış olmasına rağmen, hatta 1982 anayasasını alıp baktığımızda da hatırladığım kadarıyla 16 değişiklik yapılmış. Yani arka arkaya gelen bu kadar çok değişiklik niye gerek duyuluyor? Yani bazı ülkeler yaptıkları anayasayla 200-300 yıl giderken Türkiye bu kadar sık anayasa değiştirmesinin gerekçesi ne? Kurulduğundan bu tarafa, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu tarafa yapılan ana anayasalar, temel anayasalar açısından baktığımızda da işte 1921, 24, 60, 70, 80, 90, 2000 neredeyse her 10 yılda bir veya iki defa anayasa yapmışız. Buna niye ihtiyaç duyuluyor? Ve yeni anayasa taslakları neyi öngörüyor? Yani başkanlık sistemi AK Parti ve MHP için aynı anlama mı geliyor? Yoksa parlamenter demokratik sistem Millet İttifakı birleşenleri olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet, Deva veya Gelecek Partisi açısından, yani parlamenter demokratik sistemi savunanlar açısından aynı anlam ifade ediyor. Evet. Kimlerle konuşacağız? Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendioğlu, Doçent Doktor Ozan Ergül ve Doktor Rezan Ep Özdemir ile konuyu masaya yatıracağız. Detaylı bir şekilde ele alacağız. Evet. Nedir, ne değildir, ne olacak ve bundan sonraki süreçte anayasa
Acaba bu dönemde çıkabilir mi ve uzlaşılabilir mi? Birisi başkanlık, birisi parlamenter demokratik sistem isterken ve ikisinde oyu yetmezken ne yapılabilir? Onları ele alacağız. Peki Muharrem abi, yarın saat 9'da Habertürk ekranlarında olaylar ve görüşler var. Onu söyleyelim izleyicilerimiz bir kez daha. İyi hafta sonları yarın diliyorum abi. Yarın saat 21'de bekliyoruz. Pazartesi de seninle görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Efendim gün başlıyor, kısa bir ara verelim. Efendim gün başlıyor, bitiriyoruz. Şimdi Ebru Baki para gündemle sizlerle beraber iyi bir cuma ve güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın efendim.